Hey selam, aylar aylar sonra sonunda yeniden görüştük. Şimdi ben özel hayatını internette ya da YouTube'da paylaşan birisi değilim ve bunu değiştirmeyi planlamıyorum. Yani benden uzun uzun olan bir tane her şeyi anlattığım falan bir şey beklemeyin. Olan oldu, kimin umurunda. Hemen bu videoya başlayacağım ben şu anda lafı fazla uzatmadan. Ee, günün sonunda yapmam gereken, eninde sonunda yapmam gereken zorunlu bazı şeyler vardı. Ee, askerlik dahil. Bu gittiğim süreçte onları da hallettim. Ve onlar dışında hani bu gittiğim sürenin tamamında video çekmem imkansız mıydı? Tabii ki değildi. Sadece genel olarak moralim bozuktu. Yalnız kalmak istiyordum, çok bir şeyle uğraşmak istemiyordum ve tam olarak onu yaptım. Ee, tek bilmeniz gereken şey şimdilik buradayım. Ee, buradayım demek kesin her gün video atacağım anlamına gelmiyor çünkü şu hazırladığım video çeşidini her gün yetiştirmem imkansız direkt. Bu video gibi videoları uzunluğuna bakın yani. Ama e, artık. Halletmem gereken şeyleri hallettim. Yani e, bir süre benden haber alacaksınız. Bir süre daha yok olmayacağım. İyi bir süre bu defa büyük ihtimal. Tamam. İyi seyirler. Şimdi yeni bir Don't Star serisine başlamaya karar verdim. E, çünkü ben açıkçası hani başta Don't Star bu kadar uzun süre oynayacağımı beklemiyordum. Çünkü hani e, başta plan şeydi. Wolfgang ile oyunun Shadow kısmını hani Fuel Weaver'ı hallettik. Wormwood oyunun Lunar kısmını yani Celestial Champion'ı hallettik. Tamam bu oyunda işimiz bitti diye düşünüyordum. Ama ben şahsen oyuna düşündüğümden çok daha fazla takıldım. Çok çok daha fazla takıldım açıkçası sağlıklı olmayacak şekilde. Yani tekrar ayağımızı bu suya sokuyoruz. Şimdi WX serisine başlamıştı onun oldu diyeceksiniz. Ben WX serisini siz istediniz diye oylama yaptırıp da başlamıştık hatırlıyorsunuz. Ve hani her ne kadar siz istemiş olsanız da WX'i sonraya bırakmaya karar verdim ben. Çünkü oyunda karakterler yenileniyor şu anda aktif update'lerde. Ve WX'e de skill tree gelecek ilerideki bir gün. Yani WX tam gücüne ulaştığı zaman oynayalım diyordum. Ve e, biz en son WX serisine başladıktan beri oyuna tabii ki bir sürü yenilik geldi. Çok aktif yenilenen bir oyun bu. O yüzden hani kaldığım yerden devam etmeyi de istemiyorum açıkçası şu noktada. O yüzden baştan başlayacağız. Ama merak etmeyin sadece bu videoda WX'de geldiğimiz kısımdan daha çok ilerleyeceğiz. Yani... Ee, çok bir şey kaçırmış olmayacaksınız merak etmeyin. O WX serisinde şimdiye kadar ilerlediğimiz kısmın daha da fazlasını bir bölüm daha fazlasını sadece bir videoda aktaracağım size. Şimdi biz dünyaya girene kadar ve benim konuşmam bitene kadar ekranda yaptığım ayarları gördünüz merak ediyorsanız. Kullandığım tüm modları gösterdim. Dünya ayarlarından değiştirdiğim şeyleri gösterdim. Sadece Dünya'yı daha küçük hale getirdim ve eventleri kapattım. Şu anda event yok ama eğer siz oynarken event olursa kafanız karışmasın diye. Ee, ve Wormwood olarak oynuyorum. Wormwood olarak oynamamın sebebi öncelikle hani benim açık ara farklı favori karakterim o yüzden biraz ucundan torpilli olma ihtimali var. Ben nanıymış olmayın. <laughs> Ama onun dışında Wormwood yeni skill tree aldı biz en son oynadığımızdan beri. Ve sadece Wormwood'un skill tree'si değil oyun da oldukça fazla değişti biz en son oynadıktan beri. Ve ben de genel oynayış tarzımı ve şeklimi çok çok değiştirdim hem Wormwood'da hem oyunun kendisini. Yani benim favori karakterime adam gibi böyle hani geçen sefer yaptığımız gibi oyunun bir yarısını Wolfgang bir yarısını Wormwood'da oynayalım değil de oyunun tamamını tüm bossları adam gibi elimizden geçirdiğimiz bir seriyi hak ediyor bence benim favori karakterim. O yüzden Wormwood'u bu yola atacağız. Şimdi ben eskiden öncelikle şey yapıyordum bir tane mod kullanıyordum dünyada kesin triple mektask biyomu oluşsun diye artık o modu kullanmıyorum. Onun yerine direkt komutla dünyada kaç tane megtask oluşmuş diye bakıyorum. Yeterince oluşmadıysa dünya yeniden oluşturuyorum. Megtask ne bilmiyorsanız işte bizim walking cane yapmamızı sağlıyor kışın. Walking cane de hareket hızı sağlayan bize bir değnek yapmamızı sağlıyor walking cane. Yani günün sonunda bunu böyle yapmanıza gerek var mı? Şart mı? Değil. Ama hani walking cane'i kesin düşürmüyor bu megtask ve Kimse şanssız olduğu için etrafta yavaş yavaş yürümeyi sevmiyor, ben de sevmiyorum. Oyunu çok daha sıkıcı yapıyor yani, kesin gerekmese de o triple Mac task olacak her türlü, değil mi? Hangi komutla kontrol ediyorum merak ediyorsanız, o da videoda gözüktü. Wormwood'un skill trees'ini nasıl seçtiğimi de gösterdim birkaç dakika önce. Wormwood'un ee, skill trees'ini bu şekilde seçmek mantıklı mı değil mi? Ee, zamanı gelince konuşuruz, zaten karakterler hakkında eğitici video yapmayı planlıyorum, orada anlatmak daha mantıklı olur. Benim tercih ettiğim skill tree bu ama. E, ee, niye almadım, aldıklarımı niye aldım zamanı geldikçe görürsünüz. Biraz önce Walking Cane'in ne demek olduğunu anlatmış olsam da biraz alışkanlık hani her şeyi anlatma, açıklama ihtiyacı duyuyorum. Bu videoda çoğu şeyi hızlı hızlı geçireceğim genel olarak yaptığımız. En azından hani oyun hakkında temel bilginizin olduğunu varsayıyorum. Eğer e, oyunu daha yeni yeni öğreniyorsanız benim diğer serilerime bakmanız daha mantıklı olur. Çünkü onlarda bu kadar fazla atlama yapmayacağım. Bu seride sadece hani bir an önce en son kaldığımız noktaya gelelim diye her şeyden çok. Mümkün olduğunca hızlı geçireceğim demem gereken şeyleri dedikten sonra. Ve eskiden starting resource'ları da klasiğe alıyordum artık almıyorum. Çünkü hani Twiggy Tree'ler insanların dediği kadar kötü değil. O yüzden dünya nasıl oluşursa deyip o şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk başta e, hemen dünya keşfimizi hızlıca geçirmeden önce Vermud'la genel erken oyun planımızı söyleyelim. Vermud'un bloom denilen bir mekaniği var. Bunu hemen kısaca anlatayım size çünkü tüm oyun boyunca kullanacağız. Vermud bir bitki biliyorsunuz ve bitki olduğu için çiçek açabiliyor. Vermud'un çiçek açması için onu gübrelemeniz gerekiyor. E, oyunda birkaç çeşit gübre var, bir tane yok. Ve bu gübrelerin hepsi Vermud için farklı bir şey yapıyor. Bizim ihtiyacımız olan şey Groft formüllerinden bir gübre. Ve bu gübre direkt Wormwood'un bloomunu tetikliyor. Wormwood'un bloomunun 3 seviyesi var. Şu anda bloom açık bile değil. O yüzden 0. seviyedeyiz diye düşünün. 1. 2. 3. seviyeye çıkıyor. Sonra geri 2'ye, 1'e ve 0'a iniyor Wormwood'un bloomu. Bizim bu 3. seviyeye çıkmamız için durmadan kendimize Growth Formula basmamız gerekmiyor bir kere growth formula kullandık mı bizim bulumumuzu tetiklemiş oluyoruz. O tüm döngüyü yapıyor biz başka bir şey yapmamız gerekmeden. Hani kendinize azıcık bir şey bir item bile growth formula verseniz birinci, ikinci, üçüncü sonra ikinci, birinci, sıfırıncı tam döngüyü tamamlıyor Wormwood. Bu bloom'umuz ne kadar yüksek seviyeyse o kadar fazla hareket hızı kazanıyoruz ve artık skill tree'si sayesinde hareket hızı dışında da işe yarar şeyler var. Biz oyunun başlarında devamlı kendimizi 3. seviyede tutamayız çünkü e, bir sürü şişe ve kelp toplamamız gerekir onu iyi bir şekilde tutabilmek için ve onu sonraya bırakmayı planlıyorum. Yani bizim amacımız daha çok şey olacak kendimizi 3. seviyeye kadar çıkaracağız 2. seviyeye düştükten sonra yeniden tetikleyeceğiz. Yani hep 3 ve 2. seviye arasında gidip geleceğiz. Bunun için başlarda Growth formülü almamızın bir sürü yolu var. Ee, Wormwood'un kendi üretebildiği eşya var. En güvenilir şey olan bozuk balık var. Veya denize açılıp kelp ve şişe toplayıp e, starter yapabiliriz Growth Formula starter. Hangisini kullanmak en mantıklısı dünyanıza göre ve planlarınıza göre değişir. Ben e, aynı zamanda artık etrafta rastgele şans eseri de bulabiliyorsunuz. Bozulmuş balık falan oyunda çünkü öyle set piece'ler eklendi. Dünyada dolaşacağım. Eğer kendim bir şey bulamazsam direkt balık kullanacağım. İlk günlerden kendime mümkün olduğunca hızlı bir şekilde olta yapıp balığı yere atacağım bir tanesini bir an önce bozulsun diye. Geri kalan oltanın durabilitesiyle de full balık tutacağım ki kışın tamamı boyunca buluğumuzu açık tutabilelim değil mi? Tüm planım bu. Yani ilk günlerde örümcek de bulmaya çalışıyorum başlangıç bayonumuzun etrafında daire çizip. Aynı şekilde örümcek bulduktan sonra da bir sürü Knighter da toplayacağım. Diğer karakterlerde de topladığım bir şey olmadı halde. Wormwood'un asıl eksiyonu yemeklerden direkt can dolduramıyor. Hiçbir yemek bize ne can veriyor ne canımızı alıyor. Ee, bunu bazı insanlar hani bundan dolayı Wormwood asla savaşamayan ya da oyunda hızlı ilerleyemeyen bir karakter veya hani evde oturup farming yapması gereken karakter gibi değerlendiriyor sırf bu yüzden Wormwood'u. Kesinlikle değil. Sadece canımızı daha farklı yollarla doldurmamız gerekiyor. Hani Wormwood yemeklerle can dolduramıyor ama başka hiçbir karakterin dolduramadığı yöntemlerle de canını doldurabiliyor. Başlı başına düz bir eksi yön değil yani. Biraz daha farklı oynamanız gerekiyor sadece. Nighter'ı da kendimize Ruins Rush yaparken can vermesi için Compost Rap yapmak için kullanacağız. O yüzden 20 tane falan Nighter toplayacağım. Dünya keşfini çok büyük oranda atlayacağım. Şimdi ben dünya keşfini yaparken buluğumum açıksa devamlı düzenli olarak kolumu kırıyorum. O yüzden çok fazla living logum var. Bunun sebebi Wormwood artık buluğuma açıkken güneş ışığı alıyorsa can yeniliyor. Evet hani eksi yönünün can dolduramıyor olması gereken karakterin artık can yenilenmesi var. Şimdi can yenilenmesi çok çok çılgın bir miktar değil. 5 ee, saniyede bir can falan alıyoruz yaklaşık. Ve güneş ışığı olması gerekiyor yenilenmesi için. Onu da unutmayın. Peki ee, ne kadar iyi ne kadar kötü daha iyi bir yanını söyleyeyim size aklınıza gelemeyebilecek. Güneş ışığı almamız gerekiyor dedim. Oyunda Starcaller denilen bir asa var bildiğiniz gibi. Ve Starcaller dediği bildiğiniz gibi yıldız çağırıyor adı üstünde. Ve güneş de bir yıldız sayıldığı için Starcaller attığımız yerin yakınındayken de bu can yenilenmemiz çalışıyor. Şimdi günün sonunda bu Wormwood'da şey demek oluyor. çok fazla gereksiz hasar almayan birisi için bu can yenilenmesi oyunun çok büyük bir kısmında yeterli. Hani canımızı yemeklerle dolduramıyoruz ama canımızı hiç doldurmamız gerekmeyecek genel olarak. Çok ekstra garip bir şey yapmaya çalışmıyorsak. Ben çok büyük bir hata yapmadığım sürece bu regen bizi sağlıklı tutacak büyük oranda. Ve hani diğer karakterlerde bu can yenilenmesi çok iyi olmaz. Çünkü hani canınızı doldurmak çok ucuz ve devamlı can kazanmak mantıklı bir şey değil. Durmadan hasar almıyorsunuz çünkü. Çok çok kötü değilseniz oyunda. Ama da eğer canım doluysa her zaman kolumu kırıp bedava Living Log alıp daha çok yenilenmesini sağlayabilirim. Yani Wormwood için devamlı sürekli üstümüzde olan bir can yenilenmesi sadece canımızı doldurmak için bir yöntem değil. Aynı zamanda durmadan Living Log üretiyoruz demek de oluyor. Ve Living Log çok çok işe yarayan bir kaynak. Yani oldukça hoş. Dünya oluşumunda ilk şanssızlıklarımızdan birini görüyoruz burada. Keçi sürümüz direkt bir hound yuvalarının olduğu set yanında doğmuş. Bu demek oluyor ki büyük ihtimalle bu köpekler dünyamızdaki tüm keçileri öldürecek ve Tüm keçiler ölürse yenisini elde etmek çok 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 zor. Elde edemiyoruz demek bile çok yanlış olmaz açıkçası. Yani e, çok zevkli bir şey değil ama bu kesinlikle en büyük şanssızlığımız olmayacak. Çünkü biraz ilerleyince göreceksiniz zaten ama benim hani şu anda övünecek bir şey değil açıkçası. Ama sadece oyunun bilgisayar versiyonunda bile 3500'den daha fazla saatim var. Ve şimdiye kadar açtığım hiçbir dünyada ya da oyunda görmediğim bir hata oldu bu şu anda oynadığımız dünyada ve inadına video çektiğim <laughs> dünyada oluyor evet. E, komutla düzeltmemiz gerekti bu hatayı ileride göreceksiniz. Yani bu keçilerimizin bir sürü köpeğin dibinde doğmuş olması çok devasa bir problem. Ama tek problemimiz bu olmayacak daha. <laughs> Yeni başladık. Dünya keşfini bitirmeme çok fazla kalmadı ve vaktim de var. O yüzden temelli Ayöfterör'ü öldürelim diye düşündüm. Şimdi açıkçası hani çok işimize yaramıyor. İki Terraria boss'u da yani Eye of Terror'da, Twins'de çıkan eşya bizim pek bir işimize yaramıyor. Ee, eskiden ben özellikle Twins'den çıkan kalkanı beğendiğimi söylediğimi duymuşsunuzdur. Hani e, oyunun şu anki versiyonunda artık çok bir anlamı yok. Özellikle bu Eye of Terror'un çıkardığı eşya çok çok işe yaramaz. Hani herkes için değil tabi. Oyunda hızlı ilerleyemeyen insanlar için tamir edilebilen bir futbol iyi olabilir ama Dediğim gibi sadece öldürmüş olmak için öldürüyorum çünkü bütün bossları öldürelim dedik bunlar da bir boss sonuçta görmezden gelemem ama düşen eşyasını yerde bırakacağım ve hiç kullanmayacağım beni yani oldukça işlevsiz. Şimdi e, bu boss oldukça basit zaten sadece üstümüze koşup yere minyon canlandırıyor ve üstünüze koşunca kenara çekiliyorsunuz minyon canlandırınca minyonlarını öldürüyorsunuz. Şu anda hasarımız tabii ki bir günde öldürmeye yetmedi. Ama problem değil bir sonraki gece çağırınca aynı candan savaşmaya devam edebiliyoruz. Ve tam olarak da onu yapıyoruz. Bu arada canı azalınca dönüşüyor fark ettiyseniz. Dönüşünce sadece biraz daha hızlı fırlıyor ve daha fazla minyon çağırıyor etrafına attığı zaman. Ve hani çok büyük problem olmaması lazım bunları yapmasının. Çünkü normalde bile herhangi bir hareket hızı bonusu olmadan dodge diyebiliyorsunuz bu dönüşmüş halini bile Eye Terror'ın. Bir de biz Wormwood'uz. Hareket hızı bonusumuz da var yani kaçınmakta, öldürmekte bizim için hiçbir problem değil gerçekten bu arkadaşı. Bir problemimiz yok. Ve Eye of Terror ilk bossumuz olarak da burada düşüyor. <laughs> Ve artık yavaştan bari yenmemiz lazım çok geç kalmak istemiyorsak. Yani evimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi e, evi tam olarak nereye yapılacağı çok çok tartışılan bir konu. Hani bazıları Oysa kurulmak şart yoksa yazın etraf yanıyor diyor. İşte bazıları Picking'in yanına kurulmak lazım diyor, bazıları direkt portalın önüne kurulmak en iyisi çünkü dünyanın ortasında oluyor diyor. Bunlardan hangisi doğru? Açıkçası hiçbiri doğru değil. Hani Don't Starve hem oynadığınız karaktere göre hem dünyanın oluşumuna göre hem de genel planlarınıza göre nerenin sizin için daha önemli olduğu çok çok değişen bir oyun. Yani kesin şunun yanına kurulayım, kesin şuraya kurulayım gibi bir kural ezberlemeyin. Hani haritanızı açın bakın ben nerelere en sık gideceğim ve buralara en hızlı nereden koşarım giderim diye bakmak önemli. Ben kendi seçtiğim yer benim genel olarak gideceğim yerlere yakın ve haritanın ortasına da kızmen yakınız. Ne yazık ki benim bu dünyamda wormhole'lar çok çok işe yarar şekilde oluşmamış. Bu demek oluyor ki hani wormhole'ları çok çok dikkate almadım çünkü kötüler. Ama eğer siz kendi dünyanızda böyle hani belli bir noktada diyorsanız bir sürü wormhole burada toplanmış dünyanın her yerine anında erişebilirim buraya kurulursam. Hiç düşünmeden oraya kurulun. Ben de öyle bir durum olmadığı için daha sık git gel yapacağım yerlere yakın bir yere kuruldum. Şimdi ben genel olarak ruins rush yapmadan önce kendime dünya keşfinin sınırını 11. gün olarak koyuyorum. Çünkü hani 11. gün aslında biraz erken Ruin's hazırlanmak için, böyle ev yapmak için. Eğer hızlıysanız çok daha geçinebiliyorsunuz. Ee, ama temelli şeyi de öldürmek istiyorum. Nightmare Warp de öldürmek istiyorum çıkarken. Daha doğrusu Dave Walker, ona Dave Walker diyeceğim. Oyun içi ismi Dave Walker olarak geçmiyor ama... ...oyunun kodunda öyle geçiyor ve daha havalı isim değil mi? Öyle diyeceğiz o yüzden. Ve canımı doldurmak için e, şey yapacağım worm modu olduğum için compost trap yapacağım ve compost trap için de ekstra malzeme toplamam lazım. O yüzden hani 11. günden kurulmaya başlasam da biraz gecikebiliriz. Evimizin yanındaki arı kovanlarını patlatmaya başlıyorum. Arı kovanlarının yakınına kurulmamın bir sebebi var. Erkenden bana hem bal gerekecek hızlı menü elde etmek için hem de arı iğnesi gerekecek. Wormwood'un kendi yapabildiği özel bir zırhı var Bramble Husk gibi. Şu an beni patlarken görüyorsunuz birkaç vuruşta bir. Bramble Husk her zaman bayağı iyi bir zırhtı ama Wormwood'un skill tree'si geldikten sonra artık müthiş oldu. İnanılmaz bir şey gerçekten. Skill tree'de ne geldi? Kısacası 3 vuruşta bir patlıyor artık. Bramble Husk'ın patlayıp hasar vurması için ekstra bizim hasar almamıza gerek yok artık. Bu demek oluyor ki Wormwood artık hasarı normal karakterlerden çok daha fazla olan bir karakter ve Wormwood'un artık bir sürü farklı hasar kaynağı var. Çünkü bulumumuz açıkken devamlı tuzaklarımız üst üste kendini sıfırlayıp sıfırlayıp patlayabiliyor hızlı hızlı ve e, onun dışında eğer Rift ekipmanı aldıysak Rift'ten aldığımız kılıç da ekstra tentacle çıkarıp vurdurtuyor yaratıklara. Onun dışında eğer istersek Salad Mander canlandırıp onlara saldırtabiliyoruz falan. Hani Wormwood şey oldu böyle. Kendi saldırısı dışında bir sürü farklı kaynaktan yaratığa hasar vurabiliyor artık. Ve e, Bramble Husk ne kadar hasar ekliyor derseniz duruma göre değişiyor. Çünkü e, hasar alırsak patlıyor. Yani bir sürü kişinin bize vurduğu durumlarda hasarımız çok çok artıyor. Ama bizim yaratıklara çok hızlı vuramadığımız durumlarda azalıyor falan yani. Ama ortalama alırsak ben taze hembet kullanıyorsam Dark Sword hasarı vurmuş oluyorum vermutla Ve hani hembetle Dark Sword hasarı vurmak gayet iyi değil mi? <laughs> ve bunun alan hasarı olduğunu da unutmayın. Yani alan hasarı bu oyunda daha önceki konuşmalarımda övdüğüm hatırlıyorsunuzdur. Çok az karakterin sahip olduğu bir lüks alan hasarı ve oyunun bir sürü alanında inanılmaz işinizi hızlandıran ve işe yarayan bir şey. Hafif alınmaz yani. Bu kadar öldüm. Bu demek oluyor ki bütün oyun boyunca kıyafet slotumda bir şeyle savaşıyorsam Bramble Husk olacak. Kolay kolay başka bir şey giymeyeceğim. Tüm oyun bizi götürecek bu o kadar iyi. Şimdi Vermodon Skeleton'a eklenen yeni bir şey daha öğreneceğiz. Bu şurup. Ee, bu şurup ne işe yarıyor? Kısacası eğer bir yaratığa verirseniz, yaratık derken domuza veya bipolaya veriliyor genelde. Hani sizin besleyebileceğiniz bir şey olması lazım. 15 tane menür bırakıyor yere. Şimdi e, bunu başta gören insanlar şey diye düşünebilir hani gereksiz diye düşünebilir. Çünkü eminim biliyorsunuzdur bu domuzları eğer 4 tane monster meat verirseniz dönüşüyorlar. Ve dönüşmüş domuz yediği şey et değilse menüre dönüştürüyor. Ve kaç tane olduğu fark etmiyor. Hızlı hızlı yiyor. Yani günün sonunda çok fazla menür istiyorsanız 40 tane light bulb falan toplayıp bu domuzlara 4 tane şey verip e, Monster verip bunların güzelce hepsini menüre çevirmesini izleyebilirsiniz. Peki bu kadar hızlı ve kolay oyunda zaten menü elde etme yolu varken bu şurupu niye yaptım ne işe yarıyor çok gereksiz değil mi? Olay normal oyunda menürün zor elde edilmesi değil. Olay ne kadar hızlı elde ettiğimiz değil mi? Hani normalde 40 tane menür için 40 tane light bulb toplamanız lazım. Çünkü birebir bire, bire bir çevriliyor. Ama bizim bu şurupu yapması sadece rot Kırmızı mushroom yani kırmızı mantar. Ve bal istiyor. Şimdi e, bal zaten Wormwood'un her türlü elinde olan bir şey. Çünkü Bramble haskımızı ve tuzaklarımızı yapmak için arı öldürmek zorundayım. Ve onları yapıyoruz yani. O zaten elinde olan bir şey. Rot zaten elimde olan bir şey. Çünkü rot devamlı kullanılıyor Wormwood'da. Hani bana tek maliyeti kırmızı mantar. Ve hani bir rot bir kırmızı mantar ve bir tane bal sonucu. 15 tane menür elde edebiliyoruz. Domuzlara verince 16 oluyor hatta. Bir de şurupun kendisini çeviriyor. Yani 3 tane kırmızı mantar, 3 tane bal ve 3 tane rot kullanarak 40 tane light daha fazla menür oluşturmuş oluyoruz. Bu inanın bana hani 40 tane light bulb toplamaktan kat 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 daha hızlı oluyor. Wormwood'un doğal canlı yenilenmesi bize çoğunlukla yetecek dedim ve bu doğru çoğunlukla yetecek ama yetmediği bazı durumlar var ve o durumlardan birisi de tam olarak şu an Ruins Rush yaparken hem güneş ışığı yok hem de Ruins Rush'ta zorunlu olarak baya bir hasar alacağız yani. Ondan dolayı canımızı dolduracak bir şey yapmak zorundayız. Wormwood olarak seçeneklerimiz az. Kompost e, Compostrap kullanabiliriz ve onu tercih ettim ben. Kompost Rep'i niye tercih ettiğimizi anlatacağım. Ama bunun dışında bazı oyunlarımda ben dünyanın nasıl oluştuğuna ve elimdeki malzemelere göre direkt Healing Sal da tercih ettiğim oluyor. Ne kadar örümceklerden Spider gland çıktığına göre falan. Sadece yakınımızda bir sürü domuz ve kırmızı mantar vardı elimde. O yüzden kompost rap daha kolay olur dedim. O topladığımız menürleri kompost rap için kullandık. Onun dışında mağaraya başka ne götüreceğiz? Ee, tabii ki biraz yemek götürmemiz lazım. Çünkü karnımız acıkacak. Onun dışında Bramble Husk'ımı götüreceğim. Onu her yere götüreceğim. <laughs> Mümkün değil olsun evden çıkmam. Bizim için ekstra hasar, korunma, alan hasarı her şeyimiz. Altın kazma ve balta. Eskiden balta götürmemiz gerekmiyordu. Artık Pixel shakes yapmamız gerekiyor oyunda ilerlemek için. Yani artık gerekiyor. Ve iki tane daha hembet yapacak. Malzeme de alacağız. Onun dışında yol üstü buluğumum kapanabilir belki diye. Compost rap bizi gir çık yapana kadar Blue'um tutar, neredeyse eminim yeteceğine, ama ne olur ne olmaz diye yanıma bir tane de bozulmuş balık alacağım. Hani en kötü ihtimal mağarada bir yere atarım, ileride bir gün dönüp geri alırız, değil mi? Şimdi, Compost Wraith'i direkt boşuna harcamış olmuyor musun? Healing item'ı zor bulunuyor demiştim Wyrmwood'da. Oluyoruz ama Compost rap sadece can vermiyor. Compost rap müthiş bir item çünkü her gübre çeşidinden var içinde. Bu demek oluyor ki hem bulumumuzu tetikliyor veya süresini uzatıyor, hem de canımızı dolduruyor aynı anda. Bu Ruin's Rush yaparken Compost Rep almanın iyi yanı bu Spider Gland ya da Healing Salve yerine. Çünkü benim şu an bulumum açık 3. seviyeyim. Arkamdan çiçekler çıkıyor zaten görüyorsunuz. Mağaradan çıkana kadar bulumumu 7-24 açık tutabilirim. Belli zaman aralıklarıyla Compost Rep bastığım sürece. Ve bu da tüm Ruin's Rush boyunca hareket hızı demek oluyor. İşimizi çok çok hızlandırır. Ve tahmin etmişsinizdir zaten diye söylemedim bile ama gördünüz zaten artık Wormwood'un Bramble Husk ile devamlı iyi miktarda alan hasarı olduğu için Tentacle'ları hasar almadan öldürebilen karakterlerden oldu. Hem de bunu sadece Wormwood yapabildiğini unutmayın çünkü bu Bramble Husk'ı başka karakterler giyebilse de ne yazık ki onlarda da 3 vuruşta bir patlamıyor o Wormwood'a özel bir mekanik skill tree'den dolayı. Ve compost trap'in eskiden kötü olmasının ve kullanmayı hiç tercih etmemem kaçınmamın sebebi animasyonu inanılmaz uzundu. Hani eskiden compost trap'e sağ tıklayınca o kadar uzun bir animasyona giriyordunuz ki. Hani normal karakterler belki 6 belki 8 tane falan yemek yer siz o animasyondan çıkana kadar. O kadar absürt uzunlukta bir animasyondu. Yine Wormwood'un skill tree'siyle compost trap kullanma animasyonunu bayağı bir hızlandırabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki hani hala düz normal yemek yemek kadar hızlı değil. Ama savaş ortası rahat rahat kullanabileceğimiz veya zor durumda rahat rahat basabileceğimiz kadar hızlı. Bu da e, şu anda olduğu gibi hani savaş ortası can gereken durumlarda kullanılabilir bir eşya haline geldi demek oluyor. Şimdi size ruins'in oluşumu ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben bunu aylar aylar önce fark ettim ve e, daha önceki videolarımda söylemememin sebebi Bayağı bir süredir videoda çekmiyorum yani aylar aylar oldu en son video çekip yükleyeli de. Ee, kısacası e, Bunu ben başkasının bahsettiğini duymadım o yüzden siz eğer bu dediğime herhangi bir istisna gördüyseniz lütfen söyleyin ama Biliyorsunuz Ruins'in birkaç farklı dalı oluyor. Tek bir dal olmuyor Ruins'de. Ve hangi dalda en çok heykel olduğunu anlamak mümkün. Eğer girişinde sandalyeler olan dala girerseniz orada ya en çok heykel oluyor ya da en çok heykelle denk oluyor diğer birine. Hani her türlü en çok heykel olan bölgelerden birisi oluyor orası. Ben e, bundan bir kişinin bile bahsettiğini görmedim. Ve hani kendimde şey tesadüf olduğunu düşünüyordum en başta. Ama sırf denemek için 25-30 tane dünya oluşturup hepsinde baktım. Onun dışında aylardır oynadığım her dünyada dikkat ediyorum. Bir kere bile istisna görmedim bu dediğime. Yani şu noktada kendimi ikna ettim böyle bir kural olduğuna. Bir tane bile istisna görmediğim için bu kadar sürede ve açtığım... Şimdiye kadar belki de yüzü geçmiştir dünya sayısında bir tane bile aykırı bir şey görmeyince. Tabi siz kendi farklı deneyiminiz varsa paylaşabilirsiniz. Hani %100 olmasa da %99 girişinde sandalye gördüğümüz ruins girişini arıyoruz ki en çok heykelin olduğu yere gitmiş olalım. Bir an önce işimizi bitirip çıkabilelim. Belki ben bu videoyu düzenleyip hazırlayıp yükleyene kadar bir sonraki update gelir ama ben bu videoyu çektiğim update Crab King'in tamamen değiştirildiği update. Crab tamamen değiştirildi dediğim direkt tamamen farklı boss oldu. Öncekiyle alakası yok gerçekten ve öldürme yöntemimiz de değişti. Öldürürken yanımızda götürdüğümüz itemler de değişti tabii ki. Eskiden Crab King'e 8 tane morcam koymamız gerekiyordu ve bir sürü onun yanında Ice Staff kullanıp onlarla öldürüyorduk biliyorsunuz klasik taktiğimiz. Ve Weather Pain gerekiyordu çoğu karakterde de. Ee, eskisini öldürmenin birkaç farklı yolu vardı. Ee, artık yenisinde tamamen morcam koyamıyorsunuz. Ee, yenisini öldürmenin birçok farklı yöntemi var açıkçası. Ve hani bu videoyu ben kaydederken oldukça yeni daha hangisi en iyi yöntem bilmiyorum. Bir sürü farklı yöntem var. Ve hani şey de var. Eskisi gibi buz asası da gerekmiyor hiç Crap King'de. Ben e, kendim şahsen en azından Wormwood için fazladan cam olarak sarı cam koymayı mantıklı buluyorum. Ama tamamını sarı cam koyamayız. Tamamını sarı cam koyarsak da problem oluyor bu arada. O değişiklikleri Crap King'e gelince konuşalım. Şimdi çok uzatmayacağım. Kısacası oyundaki tüm cemlerden bir tane koyuyoruz. Sonra üstünü istediğimiz bir camla tamamlıyoruz. Artık mantıklı olan şey o çoğu karakter için. O yüzden Crap King'e gitmeden önce Dragonfly öldüreceğiz. Dragonfly her renk cemden kesin çıkarıyor %100. Yani Dragonfly'dan her camdan en az bir tane alacağız. Ben de Ruins'den ekstra birkaç tane daha sarı cam çıkaracağım. Çünkü e, Vermouth için en rahatı sarı cam takmak olur Crab e, büyük ihtimal. Evet o yüzden eskisi gibi bir sürü mavi ceme gerek yok. Bir sürü mor ceme de gerek yok. Boss fightları çok geçirmek ya da hızlandırmak istemiyorum büyük bir çoğunluğunu. O yüzden tamamını izleyeceğiz. Ancient Guardian'a karşı animasyon iptalinde bol bol kullanacağım. Bu animasyon iptali kısacası tam hasar vurduğunuz anda eğer bir şey yeni bir şey giyerseniz ya da giydiğinizi çıkartırsanız daha hızlı saldırabiliyorsunuz. Bu hani tutarlı yapabiliyor olsanız bile devamlı kullanması mantıklı bir şey değil çünkü çok çok fazla hızlandırmıyor. Hani iki kere vurup çekilmeniz gereken bir yarata üç kere vurdurmaz. O kadar hızlandırmıyor çünkü 5-6 ee, kere vurabildiğiniz yaratıklarda bir fark yaratıyor sadece. Ve burada şansıma tam ucu ucuna böyle değecekken ucu ucuna değmedi birkaç kere sütuna Ancient Guardian. Mesafesini çok çok ucundan yanlış ayarlamışım. Benim hatam tabii ki. Ama hani canım var. Bir sürü kullanmadığım Compost Rap var. Bir sürü zırhımız var. Hani o kadar umurumda değil ki. <laughs> Eğer çarpmadıysa düz ısırmasını dojlamaya çalışırım. Ya da dojlarım artık yapabilirsek. Yine vurmaya devam ederiz. Şimdi Bramblask'ın başka güzel yanı da ben bossa vurmaya Devam ederken, bir yandan da Nightmare yaratıklarına da hasar vurabiliyorum. Çünkü hani, boss'a vuruyorum, has patlıyor, bir yandan Nightmare yaratığı da hasarıyor. O yüzden akıl sağlığımız düşükken bile çok sıkıntı olmuyor Vermut'ta. Çünkü, Nightmare yaratığına vurmadan bile onu kendimden uzakta tutabiliyorum, öldürebiliyorum da gördüğünüz gibi. O yüzden bayağı hoş. Ve Ancient Guardian hakkında çok konuşmadım burada. Çünkü hakkında çok konuşulacak bir boss değil. Zaten tüm oyundaki en kolay bosslardan. Hani üstünüze koşuyor. Koşarken sütunlara çarptırıyorsunuz. Sonra ölene kadar vuruyorsunuz. Günün sonunda bu bütün mantığı. Sadece ikinci safhaya geçince yani şu anki haline. Zaten tipi de değişiyor. Etraftadan küçük tentacle'lar çıkarmaya başlıyor. Bunlar için de önünüze bakın. <laughs> e, yerde tentacle olduğunu fark ettiğiniz sürece farklı bir şey yok. Değil mi? Sütuna çarptır ve vur. Bu kadar basit. Sadece e, hasar bonusu olmayan bir karakterseniz savaşın sonlarına doğru ya da ne kadar hasar vurabildiğinize göre ortalarına doğru ışıklar kapanacak. Lantern'ı da devamlı e, tak çıkar yere at tut yapmanız gerekecek. Ve bir yandan tentakıllarla da uğraşıyorken bunu yapması zor olabilir. Çünkü mesela lantern'ı attığınız yerden direkt bir tentakıl çıkıp almanızı engelleyebiliyor. Normalde da eğer yanlış yapmazsanız... Işıklar kapanmadan hızlıca öldürebiliyorsunuz Brambleask'ın asaliyle beraber. Ama ben yanlış yaptım. <laughs> Birkaç kere bizi ısırdı duvara çarpmadan. O yüzden yetişmedi. Ama problem değil yine. Oldukça hızlı bir şekilde öldü. Şimdi buradan çıkan malzemelerin hepsini toplayacağız. Direkt masaya gideceğiz. Üretimlerimizi yapıp buradan çıkacağız. Ve çıkan lootlar da hiç fena değil. Gayet güzel. Şimdi bu masada neleri üretmek lazım, sen neleri üretiyorsun falan diye bana sık sık soruluyor. Açıkçası ben oynadığım karaktere göre ve keyfime göre neler üretiyorum neler üretmiyorum devamlı değiştiriyorum. Ve planlarımıza göre yani. Zamanla neye ihtiyacınız olduğunu anlaması çok zor olmuyor zaten. Ee, bu defa hani bulduğunuz malzemelere, oynadığınız karakterlere ve genel planınıza göre değiştirmeniz lazım ne ürettiğinizi eğer optimal oynamaktan bahsediyorsak. Ee, ben... İki tane Thulesight Club istiyorum bu defa. Ee, daha sonradan daha fazlasını yapmaya da gelebilirim eğer canım isterse. Çünkü Thulesight Club gerçekten insanların düşündüğünden çok çok daha iyi bir silah. Ve Wyrmwood için daha da iyi bir silah. O yüzden mutlaka kullanacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Ee, şimdi onun dışında her asadan yapmamız gerekiyor tabii ki. Yani her asa dediğim zaten Starcaller ve Deconstruction Staff. olurlardan en az iki tane hatta üç tane daha iyi olur yapıyoruz. Üç tane yaptım. Ve deconstruction staff'tan bir tane yaptık. Construction emulet'ten bir tane eve yapmak için e, sandığa koydum. Geri kalanını kendim kullanıyorum. Zaten bu da son yaşayacağımızda daha fazlasını yapamayız ne yazık ki. Onun dışında geri kalan tüm mal varlığımızı zırha yatıracağız. Diğer karakterlerde ben Tulesite Suite de yapıyorum. Sadece şey yapmıyorum, crown yapmıyorum. Ama Vermutta kıyafet slotumuzda her zaman Bramble Husk olacak. Bramble Husk Müthiş bir kıyafet slotu şey yani zırhı ve oyunda başka hiçbir zırh onun yerine geçemez Wormwood için. O yüzden sadece kask yapıyoruz. Hani kıyafet slotumuza başka bir şey giymeyi düşünmeyeceğiz bile. Sadece belki bazı durumlarda Magiluminescence falan kullanabiliriz. Onun dışında kıyafet slotumuzda savaşmıyorsak sırt çantası, savaşıyorsak hask olacak. Başka bir şey geçemez. <laughs> evet. Ve yanımıza artık mavi cemleri almıyoruz. Mor gemleri ve sarı gemleri alıyoruz. Çünkü Crab e onlar gerekecek. Aslında Crab King'e mor gem de gerekmeyecek eskisi gibi. Mor gemleri burada bırakabilirim. Ama yanıma alıyorum. Çünkü mor gemler bir sürü farklı yerde de kullanılıyor. Hani büyü masası yapımında, Nightmare Amulet yapımında, eğer kullanırsak Telelocator yapımında falan filan. Çantamda yer varken alması en mantıklısı. Ve... Ee, Ancient Guardian'a giderken BadBad de bulduk. Aynı zamanda PixlashX de yaptım tabii ki onun için de geldik buraya. Her şey yerli yerinde yani. Şu an e, gereksiz şeyleri atacağım ya da kullanacağım. Gerekli şeyleri çantama alacağım. E, oyunu durdurup kontrol ediyorum yanımda ne var ne yok diye. Kesin emin olmak için neyi alıp neyi almadığıma bir yanlışlık olmasın diye. Normalde hani oyunu durdurmasanız da olur tabii ki. Sadece şu an çok kışın gelmesine fazla kalmadı ve yukarı çıkmadan bir boss daha kesmek istiyorum. O yüzden boşa zaman harcamayayım dedim. Değil mi? Şimdi çantamıza gerekli her şeyi aldık. Eminim halimden memnunum ve çıkışa doğru yöneliyoruz. Son bir kez sayıyorum çantamdaki eşyaları. Ve gidelim. Bir sonraki bossumuz da tabii ki Nightmare Rarpid. Ee, ama bu isim çok uzun. Direkt oyunun kodunda geçen ismiyle sesleneceğim ben buna. Yani Daywalker. Bu Daywalker'la savaşmak için bize Pixlash X gerekiyor. O yüzden yaptık. Ve Pixlash X'in ileride başka kullanımları da var. Riftler açıldıktan sonra. Ama bu kadar erken yapmamızın sebebi bu. Bu sütunlara son vuruşu direkt e, Daywalker'ı serbest bırakan sadece gelişmiş kazma yapabiliyor. Yani bu durumda bizim tek seçeneğimiz Pixlash Axe'di zaten. Bu arkadaşın problemi şu. İlk başta e, savaşın başında akıl sağlığınızı tamamen düşürmeniz gerekiyor. Bunun üstündeki parazit nightmare yaratıklarını öldürmek için. Ben akıl sağlığımı düşürmek için direkt Ancient Guardian'dan aldığım çiğ etleri kullanacağım. Zaten karnım da açtı onu da halletmiş oluyorum bir yandan. E, ve bu Daywalker'ın kendisinin bayağı bir hızlı akıl sağlığınızı azaltan aurası var. Yani kendisi de az vuran bir boss değil. Kolay bosslardan değil. E, çok zor olmasa da. Yani çoğu karakter için böyle akıl sağlığı az bir şekilde savaşması mantıklı değil. Şimdi Wormwood'da benim bir sürü ekstra hareketim var. Ondan dolayı çok çok endişe etmiyorum. Ne yazık ki Bramble Husk'ımız kırıldı. Husk'ı kullanamayacağım bunda. Ama e, benim düşündüğüm şey direkt Bramble Husk'ım kırılmıştı ve bunu hızlı öldürmem lazım. Yakında kış olacak. Direkt Tulesat Club kullanmak bu arkadaşlar. Tulesite Club normalde çok fazla vurmuyor. Tabii ki bizim Hembet'ten çok çok daha fazla vursa da. Ama vururken yerden tentacle'lar çıkıyor. Bu garip bir ses efekti çıkıyor. Biraz önce duymuşsunuzdur ve görüyorsunuz yerdeki tentacle'ları da. Sabit duran bosslara bu tentacle'lar ekstra hasar vuruyor. Ve bazı bosslara Tulesite Club sadece iyi vurmuyor. Oyundaki en iyi vuran silah Tulesite Club. Açık ara farklı bazı bosslara. Ve Warping de bu bosslardan biri. O yüzden ben çünkü üstümüze 3 kere atıldıktan sonra bir süre sabit durup bekliyor fark ettiyseniz ve o sırada Tulasat Club direkt içinden geçiyor. Aynı zamanda yerde oluşan Tentacle'ların üstüne doğru koşturup koşarken de hasar vurdurtabiliyorsunuz. Yani buna karşı bayağı iyi Tulasat Club. Hızlı bir şekilde öldürmek için ikinci club'ımızı yapmıştım. Normalde tek club yetmiyor mu bu WRPG? E? Kesinlikle yetiyor. Ama e, bu club'ları kullanmaya planladığım bir boss daha var. Onunla da mağaradan çıktıktan kısa süre sonra karşılaşacağız. O yüzden... Evet. Ve aynı zamanda Warpig'in bir olayı da şey... Eğer belli bir süre hasar vurmazsanız kendi canını yeniliyor ne yazık ki. O yüzden... Twisted Club o yönden de iyi oluyor çünkü... Siz vurmasanız da yerdeki tentacle'lar ona vurup can yenilenmesini bozabilir. İkinci safhaya geçtiği zaman bu yumruklarla kendi sütunlarını kırdırmanız lazım çünkü bunu öldürmemizin en büyük sebebi Dreadstone almak ve Dreadstone almanın tek yolu bu oyunun başında. Onun için öldürüyoruz kendisini. Dediğim gibi hani e, bu çoğu karakter için sıkıntılı olabilir çünkü hem terör büyük, hem Nightmare yaratıkları saldırıyor hem çok vurabilen bir boss saldırıyor. Biraz kaotik bir <laughs> savaş sahnesi ama Wyrmwood'da hareket hızımız var e, oldukça iyi bir silah kullanıyorum yani bir sıkıntımız yok. Ve yine animasyon iptali kullanıyorum. Tula Sight Club'da da. Evet. Bu ikinci safhasında belli bir süre yumruk atıyor ama tamamen yumruğa geçmiyor. Bir süre sonra yine üstümüze koşmaya başlayacak canı azalınca. Şu anda dojlayıp dojlayıp vurmaya devam edeceğim. Yumruktan geri üstümüze koşmaya başlayana kadar. İkisini karışık da atabiliyor tabi. Tepki vermeniz lazım bu noktada hangisini yaptığını. Ama şey yani hiç hasar almadan ya da çok az hasar alarak öldürmesi çok zor bir boss değil. Ee, bir bakıma Deer gibi şey yani. Boss'un kendisinden çok Nightmare yaratıkları sıkıntı oluyor size açıkçası. Onun için hani siz de böyle erkenden Ruins'den çıkışta öldürme niyetiniz varsa en azından en kötü ihtimalle tap taze bir hembet kullanın yani. Kötü bir silahla ve hasar bonusu olmayan bir karakterle buna giderseniz Vurduğunuzdan çok kendi canını yeniliyor devamlı Nightmare ya tıklarıyla çok zaman kaybettiğiniz için çok problem oluyor. Ve şimdi yeniden full koşmaya başladı. Yakın zamanda da ölecek. Ve böylelikle bunu da öldürdük. Ee, ne yazık ki bunun düşürdüğü her malzemeyi tamamen yukarı çıkaramayacağım. Bazılarını bırakmam gerekecek çünkü yerimiz yok. Ee, ama yere attıklarımızı da sonradan alabiliriz. O yüzden dünyanın sonu değil, önemli değil o kadar. Yukarı çıkıp çantamızı boşaltıp gerekli eşyaları ürettikten sonra hemen iş başına geçiyoruz. Öncelikle kıştayız sonuçta bize kışın bir kıyafet olması baya bir rahatlatır ve biraz et de iyi olur. Ondan dolayı birkaç tane beefol öldürmeye karar verdim. Beefol öldürdükten hemen sonra gerekli diğer malzemeleri toplamaya başlıyoruz. Çünkü bir an önce öldürmek istediğim bir boss var. Hemen bu Clockwork'ün olduğu yere gidiyoruz ve buradaki marble'ları topluyorum. Evimize baya yakın burası bu arada ve geyikleri de görmüş oluyoruz. Bu şu anda gördüğünüz set piece dünyada kesin oluşuyor. Yani kesin bulursunuz sadece bakmanız lazım. Ve yerdeki şeyleri de alıyoruz zeminleri. Çünkü bunlar da işimize yarayacak. Pearl'e gerekiyor artık. Temelli hepsini alıyorum evimde de kullanırım diye. Ne olur ne olmaz değil mi? Ondan sonra geri eve koşuyorum ve birkaç düzenleme, yemek yapma, sandıklara bakma, üretimlerimizi yapma gerekti. Bir çeki düzen veriyoruz. İkinci buzdolabı mesela değil mi? Harika. Yemeğimizi yaptık. Ondan sonra ikinci öldüreceğimiz boss, belki Marble Suit'ten tahmin etmişsinizdir, Bee Queen. Ve o yüzden Bee Queen'e bir tane Bee Keeper bir tane Marble Suit yaptım. Onun dışında dört tane Bramble Husk yaptım. Dört tane Bramble Husk'ın sebebi e, Bee Queen'i normal alışık olduğumuz yöntemle öldürmeyi planlamıyorum ben. Öyle etrafta koşturup kaçmayacağım. Direkt suratımızda tanklayacağız Bee Queen'i full. <laughs> ondan dolayı biraz daha ekstra malzemeye ihtiyacım olacak bunu yapmak için. Bunu yapabilmemizin sebebi Bramble Husk artık bize fena olmayan bir alan hasarı veriyor. Ve Bramble Husk'ın alan hasarı Bee Queen'in arıları için yeterli. Şimdi hala eski yöntemden daha fazla hazır kullanıyor muyuz? Ve daha fazla canımız gidiyor mu? Evet ama çok çok daha hızlı ölüyor Bee Queen. Ve şu anda benim için hız daha önemli. Şimdi Bee Queen savaşında canımızı doldurmak için bize iyi can verecek bir şey lazım ve bunun için tabii ki bet kullanacağım. Bet dediğimiz şey normalde diğer karakterler için mantıklı değil çünkü hem morcam istiyor hem yarasa kanadı istiyor yarasa kanadı toplaması gıcık hem living log istiyor ve bunun karşılığında bayağı bir akıl sağlığınızı azaltarak can dolduruyor yani hiç akıl karı değil onu toplayacağınız zaman da gidin binlerce perogi falan yapın yemek yapın yani. Ama da can doldurmak için çok fazla seçeneğim yok. O yüzden Batbat -bat çok çok mantıklı oluyor. Hem de Living Log'lar da bedava yani. Batbat -bat item'ının gerçekten iyi olduğu nadir karakterlerden. Öldürdüm. Ve bu arada kendimize bir büyü masası da yaptık. Ve bir Dark Sword da yaptık. Hem yapmayı öğreneyim hem Büyük Queen'de kullanırım diye. Ondan sonra full kolumu kırmaya başlıyorum. Daha fazla Living Log yapmak adına. Ve kısacası Living Log gerektiğinde ne yapacağız? Kolumuzu kıracağız. Canımızı bir vuruştuk bırakacağız. Sonra çadırda uyuyacağız. Plan o. <laughs> Şimdi canım az zaten biraz. Canım doldurmak için uyumam lazım ama sabahları uyuyamıyoruz. O yüzden öğlen olmasını bekliyorum. Havanın biraz kararmasını. O zamana kadar birazcık buz topladım. Boş durmamak için. Ve hava kararı kararmaz da direkt geri gidip yatıp uyuyacağım. Canım doldurmaya. Temelli elimdeymişken olta da yapayım dedim. Oltayı da kullanacağız yakın zamanda. Çok yakın olmasa da. Yeterince yakında. Ve kendime aynı zamanda birazcık Steam Twig de yapıyorum. Çünkü Beefalo'da biraz evcilleştirmemiz gerekiyor çok olmasa da heykelleri taşımak için. Birkaç kere daha kolumu kırdım. Ve uyumaya başladık. Güzelce canımızı doldurmak için. Bunun iyi yanı akıl sağlığımızı da doldurmamızı sağlıyor bu. Normalde Bee Queen akıl sağlığınızı azaltan bir boss değil. Azaltan aurası yok yani. Normalde gerekmez ama biz bet bet kullanacağız. Bet bet akıl sağlığımızı azaltıyor. Yani bizim full gitmemiz lazım akın sağlığı. Çadır onu da halletti sağ olsun. Ve her şeyimiz hazır. Bad Marble Sweet, bir sürü Bramble Husk ve bir tane bir pret yapmamın sebebi geri kalan zırh olarak Tule Crown kullanacağım. Crown bir Queen için çok pahalı değil mi? Bence değil ya. Hani bir Queen'i daha az da öldürmemi sağlayacak her şeyi okeyim mi? <laughs> Ve tüm hazırlıkları yaptıktan sonra Bee Queen'in yanına geldik. Bazı eşyaları yere attım. İhtiyacım olursa yerden alırım direkt diye. Ve bazılarını da çantamda bırakıp Bee Queen'i orada bırakıyorum. Bee Queen'in yakınında hiç şey yok, yol yok. Normalde hani tam üstünde olmasa da yakınında bir yerde yol oluyor dünyaların. Çok çok büyük bir çoğunluğunda bu... Hiç yakınından bile yol geçmemesi acayip büyük bir şanssızlık, nadir bir şey ve biraz da hiç koşturmadan direkt düz kafa atarak öldürmeye karar vermemizin sebebi de yakında yol olmaması zaten. Ama yapacak bir şey yok, şanslısak baş edeceğiz, değil mi? Kim durun Aynı zamanda beni e, bu kış bayağı bir aksiyonda göreceksiniz. Bir sürü boss keseceğiz. hani ya boss öldürüyor olacağız ya boss öldürmeye hazırlanıyor olacağız kışın tamam boyunca. Çünkü düşünün yani ilk mevsim ne yaptık? İlk 10 gün, 15 gün falan normal dünyada tamamını açtık, dolaştık, bir sürü malzeme topladık. Geri kalan günlerde mağaradan bir sürü malzeme topladık. Artık toplayacak bir şey kalmadı artık. Kavga, dövüş, şiddet vakti. Şimdi bir kuyunun ilk safhasında yapacağımız şey basit. İlk safhada bir tane arı kaldıysa daha fazla arı canlandırmıyor. O yüzden bir tane arısını bırakacağım. Ondan sonra kapatarak ikinci safhaya geçirene kadar vuracağım. İkinci safhaya geçtiğini eğer can barı modunuz yoksa direkt hem bağırıyor hem daha fazla arı canlandırıyor. Çok rahat anlayabiliyorsunuz. Ama ikinci safhaya geçene kadar daha ilginç bir şey yok. Aynı şekilde kafa atıp vurmaya devam. Ve bağırıp ikinci safhaya geçti bile. Yani ikinci safhadaki planımız da şu. Şimdi e, pen flütümüzü kullanacağım kırılana kadar. Bir tane pen flüt getirdim fark ettiyseniz. Yani bu bir tane pen flütün bir kullanımı kalana kadar aynı diğer karakterlerde kullandığımız taktiği kullanacağız. E, normalde Magiluminescence kullanmanız lazım yoksa yeterince fazla hit alamıyorsunuz bir Queen'de. Ama ben Wormwood olduğum için hareket hızı bonusum var yeterli oluyor. O yüzden kullanmamaya karar verdim. Ve ee, Bqueen'in bu safhasında Twilesside Club çok iyi değil çünkü çok çok fazla sabit durmuyor B. Queen ama üçüncü ve dördüncü safhada baya iyi oluyor çünkü arıları üstünüze doğru salıyorken, gaza getiriyorken bağırıp uzun süre olduğu yerde bekliyor ve Twilesside Club o sırada eritiyor zaten göreceksiniz. Ve aynı zamanda Wormwood'un Husk'ı her hasar aldığında patlıyor biliyorsunuz. 8-10 tane arı bize vurduğu için bir yandan Bramble Husk'la böyle makinalı tüfek gibi patlamaya başlayacak. Ve ee, bir kere yakalayınca bayağı ayrıtacağız Big Win'i. Şimdi Penflut'un bir kullanımı kalana kadar kullanıyorum. Tamamını kullanmıyorum. Çünkü parçalayıp yeniden üretebiliyoruz Penflut'u. Mandrake'imiz e boşa gitmesin diye. Yani aslında boşa gitse de olur. Çünkü bu noktadan sonra bir daha Penflut kullanacağımı sanmıyorum. Ama yine de Boşa gitmesin değil mi? Kullanacağımı sanmıyorum derken kullanacağız bu arada yanlış söyledim. Hani dünyada minimum 3 tane penflüt yapacak malzeme oluyor ya. Bir tane penflütün kendisini minimum 2 tane de mandrake buluyorsunuz. 3 tane penflüt bu oynadığınız tüm bosslar ölene kadar yeter bana ona eminim sadece. O yüzden kırılmasına izin verebilirim aslında ama vermeyeceğim. Şimdi canımız biraz fazla azaldı ama korkacak bir şey yok. Ben direkt ekipman değiştiriyorum. Tulesite Crown ve Bramble Husk'ımıza geçtim. Çünkü pen bir kullanımı kaldı. Artık kafa atma vaktidir. Ve canım bir fullenene kadar bet betle vurmaya başlayacağım boss'a. Çünkü risk almaya gerek yok boşuna. Ölmeyelim. <laughs> canımız fullendikten sonra geri club'lara geçeceğiz. Ve zaten daha 3. safhasına da geçmedi bir Yani canımızı doldurmak için iyi bir fırsat bu daha klavlar yazar vurmazdı çünkü. Şu anda bayağı bir uzun süre sabit duruyor fark ettiyseniz. O yüzden hem klavlar hem Bramble Ask bayağı ekstra hasar vuruyor canının nasıl gittiğine bak. Baksanıza hani bir bağırmasında canının yarısı gitti boss'un ve oyunda en çok canı olan boss'lardan 25.000 canı var kendisinin. Yani şu an hem Bramble Ask'ın patlamaları hem yerdeki tentacle'lar e, gerçekten oyundaki en yüksek hasarlardan birini vuruyoruz DPS olarak şeye. Bee queena vurulabilecek. Ve hasarımızı istesek daha da fazla artırabilirdik. Ee, çünkü Wormwood'un başka hasar kaynakları da var. Skill 3'den kullanabileceğimiz ya da farklı bir şekilde gelebilir gelebilirdik. Ama bu yeterli. Hani ilk iki safası normal karakterlerle aynı sürede oldu ama üçüncü safayı neredeyse anında geçtik. <laughs> Ve dördüncü safada çok farklı olmayacak. Şimdi hemen erimeye başlıyor bir daha. Şu canının gidişine bakın. Wormwood bayağı eritebiliyor bir yıkuyda gerçekten kaç tane yazı yazıyor. <laughs> Ve Big Queen böylelikle ölür. Şimdi birkaç gün boyunca hem daha fazla Living Log ürettim hem işte uyuyup canımızı, akıl sağlığımızı doldurduk biraz, yemek yaptık falan filan. Hani bir gün ara verdikten sonra direkt bir sonraki bozumuza geçiyoruz. Yani Klaus. Şimdi Claws'da direkt Dark Sword kullanacağım. Çok zor bir boss olduğundan değil, sadece mağaradan bayağı bir Nightmare Fuel'la çıktım ve hani Wormwood olduğum için Living Log bedava niye olmasın, değil mi? Şimdi Claws'ın iki tane geyiği var. Ee, kendisi saldırdıktan belli bir süre sonra geyikler saldırıyor. Bir sağdaki geyik, bir soldaki geyik sırayla saldırıyorlar. Ee, buz saldırısı yapan geyiği atarken buz anında çıkıyor. Ateş saldırısı atan geyik saldırırken biraz gecikmeli çıkıyor. En aza sarılarak öldürmek istiyorsanız bunu, ateş saldırısı atan geyi uzağa koşarsanız yavaş için saldırısı kaçabiliyorsunuz. Bu saldırısı atanı da yeterince hareket hızınız varsa direkt koşarak dojlayabiliyorsunuz ama bayağı bir hareket hızı gere gerekiyor bunun için. Hani en mantıklısı düz koşmak, 1-2 puan hasar almak önemli değil zaten. Şimdi bunun dışında aynı zamanda bize büyüye atan geyiğin tarafından koşmamız lazım. Çünkü Geyikler de size kafa atabiliyor çok yaklaşırsanız ama büyü atarken bize kafa atamıyorlar. Onun dışında canı yarı yenince birkaç tane Krampus canlandırmaya başlıyor Klaus. Bu Krampuslar hani şey canları az olsa da oyunda daha çok vuran yaratıklardan. Yani düz kafa atarsanız ciddi problem olabilirler size. O yüzden biraz daha dikkatli bir şekilde yaklaşacağız onlara. Ve bu şekilde devam. Hani eliyle vurmasını bekle, geri çekil vur ondan sonra buz geyiği büyü atıyorsa direkt boss'un arkasına koşuyorum. Ateş geyiği büyü atıyorsa direkt uzağa koşuyorum. Ve bunu tekrarlıyoruz ölene kadar. Ve öldükten sonra da işimiz bitmiyor tabii ki. Çünkü bu yeniden canlanıyor ve yeni bir saldırı kazanıyor. Öyle ağzını açıp üstümüze doğru atlıyor. Şimdi bu üstümüze doğru atlamasının birkaç farklı versiyonu var. Çok yakınındaysanız kısa mesafe atlıyor. Uzağındaysanız bayağı uzun bir atlayış yapıyor. Kısa mesafe atlayışından kaçması kolay. Çok fazla hareket hızı olmadan da kaçılabiliyor. Ama orta menzilli atlamasından kaçmak için çok absürt hareket hızı gerekiyor. Büyük ihtimalle kaçamıyoruz. Yani ağzını açtıktan sonra tam son anda çekilirsek kısa mesafeli atlayışını yapacak. Böylelikle rahatça kaçabileceğiz. Tabi ben de bu video dersi seferinde yapamadım çünkü oyunu bir süredir oynamıyordum ben de. Ama hani bir önemi yok. Zaten bu atlaması çok absürt hasar vuran bir şey değil. Ondan böyle yumruk falan kombalamıyor. Birkaç tanesini yesek de hiçbir şey olmaz. Hiç sıkıntı değil. Ve Klaz ölür. Şimdi Klaz'ı ben kendim oynarken hani çok yol üstü denk gelmediğim sürece artık gidip aramıyorum. Çünkü zamanımı daha iyi değerlendireceğim bosslar var bence. Çünkü bu bostan çıkan şeyler tamamen rastgele. Ve e, nasıl oluyorsa ne zaman video çeksem aynı şey oluyor. Bu defa da şansıma Krampus Sek çıktı. Hani kendim oynarken bir türlü bulamıyorum ama hani böyle seri çekiyorken çektiğim iki seriden birinde falan Krampus Sek çıkıyor. Şimdi Krampus Sek olmasa da bizim için çok çok bir şey değişmezdi. Çünkü Bee Queen'i bayağı erkenden öldürdük. Direkt Bundle Rap de kullanabilirdik yanımızda ekstra eşya taşımak için. Ama yine devasa bir çanta güzel oluyor ya. <laughs> Ben kendim oynarken direkt böyle yol üstü karşıma gelmezse Claws'ı artık öldürmememin sebebi iyi bir şey çıkma şansı çok az Claws'dan. Hani gerçekten çok çok düşük bir şans, cidden işinize yarayan bir şey çıkma şansı eğer diğer bossları hızlı ve etkili bir şekilde öldürebilen birisiyseniz hani Claws'dan bu Krampus Sek %10 şansla çıkıyor ama BQ'ndan Bounding Rap %100, %100 şansla çıkıyor yani. Ondan dolayı Yol üstü görmesek direkt hiç gitmeyecektim. İkinci yılımızı da öldürecektik. Ama direkt marble'ları kazarken düz geyikleri gördüm. Onun dışında koşarken hani Klaus'un çantasını gördüm. O yüzden öldüreyim dedim. Ama hani çıkardığı şeylerin tamamen rastgele olması ve rastgele olan şeylerin büyük bir çoğunluğun hiçbir işe yaramaması boss'u biraz öldürmeye motivasyonunuzu kırıyor açıkçası. O yüzden öyle. Ve ben başka bir şey hazırlanıyorken köpek sesi duyuyoruz. Bu köpeklerle ilgilenmemiz lazım. Hazırlandığım şey de Moonstone Event. Şimdi Moonstone Event'i dolunaylarda yapmamız gerekiyor ve ben iki kere yapmak istiyorum. Bir yazın kullanmak için, bir de parçalamak için. Yani 31. günde ve 51. günde yapmamız lazım. Sonra yaz geliyor zaten. O yüzden e, şimdiden yapmam lazım yani. Daha vakit var 31. güne kadar. Ama şimdiden ben her şeyi kuralım diyorum. Çünkü bu zaman gelene kadar başka bosslarla da dövüşeceğim. Yetişmez falan. Hani bunu kaçırma gibi bir lüksümüz yok. Bunu kaçıramayız kesinlikle bu asanın yapımını. 20 gün geciktiririz işlerimizi yoksa çünkü. O yüzden onu şansa bırakmayacağım değil mi? Bataklıktan bir sürü reed topladıktan sonra ve dünyamızdaki mendirekleri topladıktan sonra Moonstone'un yanına geldik. Şimdi bu defa daha önce görmediğiniz bir teknik kullanacağım ve normalde yanında bu kadar malzeme taşımak için binding Rap kullanmam gerekirdi. Krampus tek var diye kullanmıyorum. burada kullanacağım taktiği açıkçası öğreneli çok fazla olmadı ben. Birkaç ay oldu. O yüzden eski videolarda kullanmıyordum ve bunu asıl bulan kim bilmiyorum. Birkaç farklı kaynakta gördüm. tam benim koyduğum yere gardırop koyarsanız ve bu şekilde buraya şey koyarsanız, duvar koyarsanız siz geçebiliyorsunuz ve yaratıklar geçemiyor. Şimdi bu Moonstone Event'i yapmanın birçok yolu var çoğunlukla e, etrafına duvar örüp önünü heykellerle ya da fosillerle kapatıyor herkes ve ben de öyle yapıyordum zaten o yöntem hala daha etkili çünkü bunda bazen geçebiliyorlar e, ve bunda yaratıklara vurursanız da bozuluyor diğerlerinde gelen yaratıkları öldürebiliyorsunuz ekstra et için falan bir süre et düşüren e, whirl pigler geliyor çünkü. Bu yöntemin iyi yanı e, girişi açık oluyor. İstediğiniz gibi çık yapabiliyorsunuz bir şeyi kırmanız ya da almanız gerekmeden. Değil mi? Moonstone event'in vakti gelince nasıl çalıştığını göreceksiniz zaten. Ama şimdilik ben buraya her şeyi hazırladım. Yani 31. güne geldiğimizde bu çalışmaya hazır. Artık asıl işimize bakabiliriz. Sıradaki boss'a yani. Sıradaki bossumuz da Dragonfly olacak. Bizi rahatsız etmesin diye önce Dragonfly'ın etrafındaki köpekleri hallediyorum. Ve e, hani evet oyunda en çok canı olan bossları üst üste üst üste kesiyoruz kısa birkaç gün aralıklarla. Çünkü Wormwood savaşta insanların düşündüğünden çok daha iyi değil mi? Şimdi bu Dragonfly'da da muhtemelen daha önce görmediğiniz bir taktik kullanacağız. E, bu e, diğerlerinden uzak bir lava pool buldum ve çapraz şekilde denk gelecek halde tile'lara 10 tane tile sayıp oraya işaret koyuyorum. Şimdi yaptığımız şey şu. Dragonfly uyuduğu zaman uyuduğu yere geliyor arenasının merkezi. Yani biz Dragonfly'ı tam doğru mesafeye uzaklaştırırsak uyuttuğumuz zaman arenasında sadece bir tane lava pool olur. Ve sadece bir lava pool'dan larva doğabilmiş olur. Bunun bize avantajı şu: herkesin kullandığı klasik duvar taktiğinde e, Dragonfly larva canlandırırken hasar vuramıyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu taktikte Dragonfly larva canlandırırken devamlı ona hasar vurabileceğiz ve bunun üstüne bir de larvalarla da uğraşmayacağız. Larvalar hala duvara takılacak. Yani bu e, çok çok az kişinin bildiği bir taktik, pek kişinin kullandığını görmedim ve öyle olduğu halde Dragonfly öldürmenin en etkili yolu kesinlikle. Şimdi e, hani herhangi bir arenasının menzilini falan gösteren bir mod kullanmıyorsanız, öyle bir mod var mı bilmiyorum bile. E, mesafesini doğru ayarlamak zor olabilir ve aklınıza bir şey de gelmiştir belki. E, o zaman acayip uzağa çeksen Dragonfly'ı hiç lava pool olmayan bir yere götürsen arenasının me merkezine hiç larva canlandırmasa daha iyi değil mi? Değil mi? O da mantıklı. Ama öyle olmuyor maalesef. Eğer arenasında hiç lava pool görmediyse Direk bu arkadaş kendi altında canlandırıyor hızlı hızlı tüm larvaları. Ve o da çoğu karakter için baya kötü. Çoğu karakter için derken kimin için iyi? Willow'da o iyi oluyor çünkü ateşten hasar almıyor sizde Burni'de. Yani bir karakter o yöntemi de kullanabiliyor gayet etkili bir şekilde ama bizim için bu yöntem en iyisi. Ve e, Dragonfly'ı hem oldukça hızlı bir şekilde öldürebileceğiz bu yöntemle hem de pek bir şey harcamayacağım değil mi? Yanıma Ice Staff almamın sebebi Dragonfly biliyorsunuz hareket halindeyken size saldırırsa dojlayamıyorsunuz çünkü kayarak vuruyor çok absürt bir hareketiniz yoksa dojlanmıyor ama Ice Staff'la e, onun kısa bir duraklamasını sağlayıp yumruğunu dojlayabiliyoruz belki <laughs> yapması çok kolay değil de hani mavi gemim vardı Ice Staff her türlü gerekecek eninde sonunda niye olmasın dedim. Ve bu lava pool'un etrafına duvar örerken hem termal stonumu hem kıyafetimi atmamın sebebi lav bayağı sıcak. Çılgın şeyler söylüyorum biliyorum. Eğer bunları çıkarmazsanız karakteriniz ısınıp hasar almaya başlıyor. O yüzden. Şimdi biraz etraftan kaktüs topladım akıl sağlığımı doldurmak için. Çünkü savaşın ortasında en azından bu boss'ta bir de Nightmare yaratıklarıyla uğraşmak istemiyorum. Bir de boss'u çekeceğimiz yere bir tabela koydum. Bunun sebebi... 30. gündeyiz ve 30. günün gecesi Deerclops geliyor. Unutmayın. Hani bu Dragonfly oyunda en çok canı olan bosslardan birisi. Yani büyük ihtimalle Deerclops gelene kadar ölmeyecek ama canı oldukça azalacak. Ve planım şu. Hani Deerclops gelmeden önce ölürse iyi olur. Ölmezse en kötü ihtimal bir süre birbirlerine vurdururum. İkisinden biri ölür. Genel düşünce mantığımız bu. Ee, bossları bilerek birbiriyle savaştırtmayı sevmiyorum ben pek açıkçası ama Hani buraya kadar geldim hazırlandım sonra 30. günde olduğumu fark ettim. Bir günlük daha vaktim var sanıyordum ve iptal etmek istemedim, beklemek istemedim açıkçası. Yani evet yine canının çok çok büyük kısmını biz vuracağız. Bir kere uyutuyorum çünkü arenasından çıktığı için geri uçup canını tamamen resetleyebilir ve yine zaman kaybetmemek için çantamı düzeltiyorum yanıma. Bir şey almayı unutmuşum. Bir kere daha çekiyorum ve bu defa tam doğru noktada uyutacağız işaret koyduğum yerde. Ve Wormwood yemeklerle can dolduramıyor ama Jelly kullanabiliyor Bee Queen'den aldığımız. O yüzden Bee Queen müthiş bir şey Wormwood için. Tüm can problemlerinizi çözüyor bir boss. Hareket hızına göre kaç kere vurup çekilmeniz gerektiği tamamen değişebiliyor. Eee o yüzden yani alışmanız lazım. Zamanında çekilmezseniz kayarak vuruyor ve bayağı bir ekstra sarıyorsunuz. Eee ben şimdi büyük oranda alışığım yine ara sıra hata yapsam da yani çok çok fazla hasar almayı beklemiyorum ama yani boss'un çok bir şey yok. Genel olarak sadece tam doğru zamanlamada çekilmeniz boss'un tüm olayı. Çünkü diğer boss'larda erken çekilirseniz bir şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. En kötü ihtimal şey olur yani. Daha az hasar vurursunuz. Bunda erken çekilirseniz kafanıza yumruk yiyorsunuz. Ve iyi vuruyor Dragonfly, az vuran boss'lardan değil. Sadece zamanlamayı tutturmaya çalışıyoruz ve birazdan larva canlandırmaya gidecek. Bu taktiğin şimdi meyvesini yiyeceğiz. Larva canlandırırken Dragonfly dışarıda duruyor duvarın. Biz ona vurabiliyoruz ama larvalar bize vuramıyor. Bu taktikte larvalar canlanıyorken biz full hasar vurmaya devam edebiliyoruz ve ilk canlandırdığında her zaman 5 tane larva canlandırır Dragonfly. Yani 5.sini canlandırdığında kaçmaya başlıyorum. Ice Staff'la durdurup dodge diyorum saldırısını ve devam ediyoruz. Şimdi larvalar öldüğü zaman ya sinirleniyor ya bir daha larva canlandırmaya gidiyor. Eğer sinirlendirdiğinde Sinirlendirdiğinizde uyutursanız Yine doğru noktada uyutmanız lazım Unutmayın hani O defa uyuttuğunuzda da arenanın merkezi sıfırlanacak ee, Ben bu taktiği ilk öğrenirken o hatayı çok yapıyordum Hani sinirlendiğinde doğru noktada değil uzakta uyutuyorum bilmeden Ya da daha yakında Sonra tüm savaş mahvoluyor Ona dikkat edeceğiz ee, Şimdi ilk larva canlandırdığında 5 tane larva canlandırdı ya Bundan sonraki her larva canlandırdığında 1 ekliyor Yani bu defa 6 tane canlandıracak bu arada internette pek bu kaç tane larvayı neye göre canlandırıyor da pek bahsedilmiyor niyeyse. Ama benden duymuş oldunuz. Bu defa biraz geç koşmaya başladığım için Ice Staff'ın animasyonu yetişmedi ama sıkıntı değil bir kere yumruk kim yememiş değil mi? Gayet yenir. <laughs> Genel olarak mantık olarak şey yapıyorum işte hani son larvayı canlandırırken geriye koşuyorum ve geriye çekile çekile yavaş yavaş doğru noktaya getiriyorum uyutabileceğimiz noktaya. Eğer sinirlenirse de tabelanın yanına koşup uyutacağım. Sinirlenmezse başka türlü yapacağız. Evet direkt tabelanın yanına koştu. Uyuttuk. Arananın merkezi bozulmamış olması lazım ve devam ediyoruz. Jelly Bean'i şimdiden kullandım çünkü Jelly Bean anında can vermiyor. Yavaş yavaş canımızı dolduruyor. O yüzden hani biraz erkenden basmak en sağlıklısı. Ve Deer Clops gelmeden biraz daha acele etmek adına Animasyon iptali yapmaya başladım. Animasyon iptali yapınca tam ne zaman çekilmem gerektiğini karıştırıyorum ben hani. Animasyon iptali olmadan dojlamaya alışmışım Dragonfly'ı. Ondan dolayı kullanmayı çok çok sevmiyorum. Ama hani Dear Clops bağırıyor arkadan. <laughs> Biraz acelemiz var. Ondan dolayı bu defalık bir istisna yapıyorum bu bosta normalde animasyon iptali kullanmasam da. Yine canının çok büyük bir kısmını aldık Deerclops gelene kadar. Yani hiç fena değil ve Deerclops direkt bize saldırmayacak. Önce tabelaya gidecek zaten. O da e, onu oyalar en azından Dragonfly bizi bırakana kadar. Ve hani Deerclops'un bize sıkıntı olabileceği bir şey yok yakınımızda. Orada takılabilir. Direkt bırakabiliriz Deerclops'u. ve Dragonfly'a e vurmaya devam ediyoruz. 5000 canı falan kaldı gayet iyi. Dragonfly larva canlandırırken ben bir Dirklops'a selam vereceğim en azından plan o. Canını azaltmak istiyorum çünkü. Ee, şimdi Dirklops burada dolanıyorken biz Dragonfly kesemez miydik? Keserdik ve bir sıkıntı da olmazdı büyük ihtimalle ama hani Dirklops yok olmayacağına neredeyse kesin eminim ama yok olma ihtimali var ve hani Gerçekten ilk barı Clops'un gözü olmadan geçirmek istemiyorum. Ondan dolayı biraz Deerclops'un canını azalttım. Sonra Deerclops'a Dragonfly'a vurdurtturdum. Ve dövüşmelerini izliyorum ben de arkadan destek oluyorken. <laughs> Deerclops benim için ekstra DPS şu an. Ve Deerclops'u da Dragonfly'ı da tam işaretlediğimiz noktada tutuyorum fark ettiyseniz. Böylelikle şey olacak hani Dragonfly sinirlenirse direkt yeniden doğru yerde uyutabilirim. Deerclops'a vurunca tam doğru yerin üstüne denk gelecek ve uyutunca yine şey olacak. Ama bir yandan da uyutmaya gerek de yok çünkü yani Deerclops'la savaşıyor şu an. <laughs> Bana saldırmıyor. Yine e, siz bir şekilde benimle aynı duruma düştüyseniz hiç sanmıyorum ama e, Deerclops'u yakarak öldürmemesi lazım. Çünkü Deerclops'un düşeceği item'lar da yanar eğer öyle olursa. Ondan dolayı diğer canı azalınca uyuttum. Ee, bu şekilde öldürünce bunları çok daha fazla saraldım normalde alacağımdan çünkü ikisinden aynı anda kaçması rahat değil. Ama yani bekleseydik daha çok zaman kaybederdik. Şu an hız benim için daha önemli hasar almaktan. Ve ikisi aynı anda düşer. Bir sürü et, bir sürü cam ve zafer. Ve şimdi de Moonstone Event var tabii ki. Buraya hemen Starkolarımızı koyuyoruz. Şimdi e, bu Moonstone Event'in bu taktiği şöyle çalışıyor. E, ve bu taktiğin çalışması için sadece Moonstone Event'ten gelen yaratıkların saldırması lazım. buraya. Yani. Hani yakında örümcek varsa, başka bir domuz varsa tamamen bozabilir. Şu an bir tane domuz görünce korktum. Ben etrafıma bakıyorum başka yaratık var mı diye o yüzden. E, kısacası oyunun e, yön bulma şeyi bozuluyor. Oradaki gardrobu görmüyor tam bu duvarların girişini koridoru doğru şekilde kurduysanız ve yaratıklar gardıroba takılıyor. Şimdi e, ne yazık ki her zaman çalışmıyor bu bazen yaratıkların canını duvara saldırmak istiyor saldırıyorlar ve bazen birbirlerini itip bundan kurtuluyorlar içeri dalıyorlar. Yani başında beklemeniz lazım ve eğer e, birbirlerini itip çıkan kurtulan birisi varsa halletmeniz lazım hızlı bir şekilde bu taktikte. Yani kusursuz değil, e, risksiz değil ama hala en iyi taktik bence bu. Çünkü siz rahat rahat gir çık yapabiliyorsunuz diğerlerinin aksine. Ve hani maksimum miktarda yaratık doğdurduğu zaman Moonstone zaten hepsi takıldıysa düzgün bir şekilde eminseniz gidip kendi işinize bakabilirsiniz. Ve maksimum miktarda merak ediyorsanız 6 en fazla 6 yaratık doldurtabiliyor. Bunlar rastgele bazen köpek bazen domuz oluyor ve böylelikle moon kollarımızı da aldık. Şimdi büyük ihtimalle hani bir kışta bu kadar fazla canı çok boss ve bir sürü boss kestikten sonra artık duracağımızı düşünüyorsunuz ama hayır. <laughs> Sıra Dave Walker 2'de. Mağaradaki Dave kestikten 10 gün sonra Junkyard'da Dave Walker 2 ile savaşabiliyoruz. Yani Scrappy Wreck daha yasal ismiyle ve bunu da şimdiden halletmek istiyorum. Şimdi bu farklı farklı silahlar kullanabiliyor kendisi ve e, domuzla uğraşmak istemiyorum çünkü bu domuz bizi rahat edebilir savaş sırasında. Bunu daha önce görmediniz daha yeni eklenen yaratıklardan o yüzden ne olduğunu anlatacağım. Artık Celestial Champion'ı canlandırması Scrap istiyor ve Scrap'i bunun alanından ve boss'un kendisinden elde ediyoruz. Yani Celestial Champion için bunu öldürmeniz şart değil ama Scrap'i toplamanızı bayağı rahatlatıyor ve köstebek oradaki scrap'i çaldı. Sonradan alırız önemli Silahlarından birisi omuzluk bu Scrappy Warpig'in ve eğer bunu alırsa direkt bu yandaki duvarların arkasına siper alıyorsunuz tam omuz atacakken. Şimdi saldırılarından normal koşarak kaçmanız da mümkün ama koşarak kaçmaktansa bir yerlere vurdurtmanız lazım bu Warpig'i çünkü bir yerlere vurursa silah kırılıyor ve silah kırılırsa size de vurması çalışıyor tabi bir yere vurdurtamazsınız kafa da atabilirsiniz. Silahları kırılınca yeniden almaya uğraşırken ekstra hasar vurabiliyoruz. Değil mi? O yüzden bir şeylere vurdurtmak istiyoruz ve zaten bu omuz atmasını bir yere çarptırmadan dojlaması çok çok zor. Aynı anda iki silah da alabiliyor. O zaman biraz daha zorlaşıyor hangisini ne zaman vuracağını kavramak. Ve hani şey kolay bosslardan değil oyundaki daha komplike bosslardan hareketleri açıkçası. Ama genel olarak hani planımızı ve oynama şeklimizi görüyorsunuz. Aynı zamanda daha az da hasar alıyor fark ettiyseniz. Çünkü zırhlı sayılıyor bu arkadaş. Yani daha zor ölecek ve daha da zevkli yanı aynı normal Daywalker gibi akıl sağlığınızı düşürüyor. Yani evet biraz sıkıntılı bir boss. Ve aynı şekilde çarptıra çarptıra devam ediyoruz. Ve artık bu noktadan sonra canı yarıya iki silah aynı anda kullanmaya başlayabiliyor. Yani çok daha tehlikeli. İki silah aynı anda alırsa bu şekilde önce her zaman elindeki sopayla vuruyor. Sonra da her zaman omuz atıyor. Omuzu, omuzluğu kırılana kadar ya da üç kere koşana kadar oluyor çoğunlukla. Biraz rastgelelik var ama hani üç kere koşuyor neredeyse her seferinde. Bunu da niyeyse hiçbir yerde söylemiyorlar ama hani iki silah aynı anda geldiyse eline her zaman önce sobasıyla vuruyor sonra omuz atıyor. Bunu bilmek bayağı bir rahatlatıyor bu savaşı açıkçası. <laughs> Ve bunu bilerek çok daha rahat şey yapabiliriz. Yine dojlemeye hızım yetmedi. Normalde ben buna Mejluminescence gelsem çok daha rahat olurdu. Ekstra hareket hızı çok rahatlatırdı ama gelmedim. Benim hatam. <laughs> Ee, hızımız yeterli olur diye düşündüm. Sırf hız yetmediğinden hasar aldığımız oldu 2-3 kere yani. Yetmedi. Bariz bir şekilde. Ama çok problem olmadı değil mi? Hallettik yani. Bir hızlıca eve uğrayıp geri buraya koştum scraplerimizi almak için. Şimdi scrap elde etmenin birkaç yolu var. Ee, bir köstebeğin çaldıklarını aldık tabi. Ondan sonra bu kenardaki çitleri hammerlamaya başladım. Şimdi bu çitlerden hem tweak çıkıyor yani bir yandan tweak de toplamış oluyorsunuz zaten devamlı gereken bir kaynak. Bir de her birinden scrap çıkma ihtimali var. Hani boss'u kesmeden Celestial Champion'a e yetecek kadar scrap elde etmenin bir yöntemi bu. Diğer bir yöntemi de bu arenada boss'u canlandırmadan önce etrafta scrap pile'lar vardı. Onları karıştırıp şanslı olmayı umabilirsiniz. Ve bu yöntemlerin ikisiyle de yeterince elde etmediyseniz e, boss'u canlandırıp uzağa giderseniz kafanıza scrap pile fırlatmaya başlıyor ve onlardan da kasabiliyorsunuz. Yani scrap elde etmenin birçok yolu var e, ama eğer boss'u öldürme planınız varsa bu çitleri ellememek en azından boss ölene kadar en mantıklısı ya da en azından sadece bir köşeyi kırmak yani. Çünkü boss'la savaşırken ne kadar yardımcı olduklarını gördünüz yani. Bunlar olmasa Neyin arkasında sperm alacaksınız Gerçekten problem olabiliyor O yüzden hani genel olarak en iyisi Boss'u öldürmek boss'u öldürdükten sonra Çitlerin geri kalanından Scrap toplamak Şimdi peki Boss'u bir daha öldürmek istersem ne olacak Çitler gitmedi mi diyeceksiniz ee, Vex'dev kendi şeylerini kurmaya Başladığı zaman etrafa e, Tam ismini bilmiyorum o aletlerin Bu çitler yenileniyor Yani kendi kendine yenilenen bir kaynak Bu teknik olarak biraz ilerlemeniz gerekiyor oyunda sadece yenilenmesi için bu çitlerin ve zaten çitler yenilenene kadar benim bu bos'ta bir daha işim olmayacak o yüzden Kim olurunda değil mi? Ve bu bir yandan da şey yapıyordum. Ee, bir beefalo'yu besliyordum ben. Çünkü heykelleri taşıyacağız yakın zamanda ve taşımam rahat olsun diye. O ta ne zaman yaptığımız steam twigleri yediriyorum. Bu aldığımız robot bu arada yerdeki itemları topluyor ve o itemların olduğu bir sandığa götürüyor bu şeyleri. Bu robot bayağı kullanışlı. Hani direkt eşyaları düzenlemeye uğraşmadan yere atıp keyfinize bakmanıza sağlıyor açıkçası. O kendisi gerekli sandıkları yerleştiriyor hepsini. Ve onun dışında başka ilginç kullanımları da var. Hani ufak da olsa bir otomasyon sonuçta. Bizim işimizi bayağı rahatlatıyor bu. Artık bu mevsim daha fazla boss kesmeyeceğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Eğer öyle düşündüyseniz size kötü bir haberim var. <laughs> e, hemen aynı gün sabah olmadan önce denize açılmaya başlıyoruz. Çünkü dünyayı keşfederken denizde burada buz kütlesi görmüştüm bir tane. Bu da demek oluyor ki Frost Jow yakınlarda. E, bu boss da biz oyunu daha önce oynarken oyunda yoktu yeni gelenlerden. Yani savaşın ilk defa göreceksiniz. Bununla savaşmanın normalde daha iyi bir yöntemi var. Bostan geriye çekilmektense devamlı etrafında daire çizip böyle arkasına geçmek daha iyi bir yöntem. Ama ben o yöntemi kullanmadım. Direkt normal savaştım. Size normal öldürme yöntemini göstermek için. Çünkü o dediğim şey ileride düzeltilebilir. Bosları kolay öldürme yöntemleri sık sık düzeltildiği oluyor. Ve bu ekrandaki beyaz oklar ne diye merak ediyorsanız direkt e, oyunda tamamen rastgele olan ve hani bazen saatlerce aramanız gereken pek bir şey kalmadı. Oyunda RNG'yi ve şansa dayalı unsurları neredeyse tamamen kaldırdı yapımcılar. Buna bir istisna burada gördüğünüz cookie cutter'lar. Bu cookie cutter'lar denizin tamamen rastgele bir yerinde oluyor. Oyunda ilerlemek için zorunlu. Ve nerede olduklarını tahmin etmenin hiçbir yolu yok. Bazen saatlerce denizlerde gezdiğiniz oluyor bunları bulmak için. Ve iğrenç bir şey sevmiyorum. Kimse sevmiyor zaten bunu. Ben de e, bunların yerini daha kolay bulmamı sağlayan bir mod arıyordum uzun süredir ve hani teknik olarak daha uzağı görmenizi sağlayan kamera modu bunu sağlıyor ve başta kullanıyordum ama kamera modu yüklemek acayip büyük bir avantaj. hani ben daha uzağı görmek istemiyorum o istemediğim kadar büyük bir avantaj. Sadece bunları eğer e, yakının dayını geçiyorsam haberim olsun istiyorum bu hatırların O yüzden kendim mod yaptım bu. Cookie Cutter'ları gösteriyor biraz önce gördüğünüz o beyaz oklar. Ama Client modu olduğu için acayip uzaktan göstermiyor öyle hani ekranınızın biraz dışındaysa görüyorsunuz. Ee, yani bu mod hangi mod diye soruyorsanız direkt kendim eklediğim için herhangi bir mod değil indiremezsiniz maalesef. Ee, bir ara üşenmezsem belki kendim paylaşırım yapıp ama başkasının kullandığı modları direkt kopyala yapıştır yapıp istediğimi yapacak şekilde değiştirerek oluşturdum yani kendim yaptım desen de kodun %95'i benim değil o yüzden. Çok o şekilde benimmiş gibi koymak da istemiyorum açıkçası. Neyse 10 tane cookie cutter topladım ve bu shell'ler ileride gerekecek bize Pearl'ın görevlerinde ve Frostjav'ın arenasına geldik. Frostjav benim baya baya beğendiğim bir eşya düşürüyor ve hani Frostjav'da şeylerden bu, bu boss da denizin rastgele bir yerinde olduğundan bazen bulamayabiliyorsunuz. Ama bulursam kesin öldürdüğüm bir boss benim, asla kaçırmam. Ödülü kısacası ona verdiğiniz her balık için size bir bootleg veriyor ve bu bootleg bir e, gemiyi yani salınızı istediğiniz yeri ışınlamanızı sağlıyor sizle beraber. Hani istediğiniz karakterle haritanın istediğiniz yerine ışınlanabiliyorsunuz yanınızda istediğiniz şeyi taşıyarak ve hani bu kulağa iyi gelmiyorsa siz çıldırmışsınız müthiş bir şey çünkü. <laughs> Şimdi en fazla 5 tane balık verebiliyoruz bu Frost Java ve Ocean Fish olması gerekiyor yani okyanustan tutmanız gerekiyor o bizim başta bozulsun diye to topladığımız gölet balıkları olmaz. 3 tane balık çektikten sonra da Frost Java canlanıyor direkt burada. Yani ee, ama 5 tane balık trade'lemem için bir de okyanusta dolaşıp rastgele balık mı arayacağım diye düşünmeyin. Frost Shaw canlandıktan sonra da bu delikte balık tutabiliyorsunuz. Hani okyanus balığı istiyorsanız bu deliği kullanmak hiç fena bir fikir değil. Çünkü hiç yem falan gerekmeden ya da uğraşmanız gerekmeden küçücük alanda çekiyorsunuz balığı burada. Ve çok çok denemedim ama bir sınır yok galiba. Canınız istediği kadar tutabiliyorsunuz çok balık istiyorsanız. Ben tabii ki 5 tane tuttuktan sonra boss'a gireceğim. Çünkü Sadece boss'tan bootleg almak için istiyorum. Başka bir şey için istemiyorum. Bir de bu boss'un arenası buz fark ettiyseniz, bu görsel değil. Buzun bizim için önemli etkileri var. Kısacası buzda tek bir yöne doğru hızlı bir şekilde koşarsanız karakterinizin ayağı kayıp düşüyor ve bir süre hareket edemiyor. Yani bu boss e, hareket hızınızın yüksek olmasının dezavantaj olduğu nadir bosslardan. Ve Crab yeni halinde de buz kullanıyor bu arada. Yani şu anda oyunda buzu ve genel ayağınızın kayması mekaniğini kullanan iki tane boss oldu. Yani bunda pek elime çok fazla Walking Cane almayacağım savaş ortasında. Ve Walking Cane aldığımda da çok uzun mesafe koşmayacağız. Çok kısa mesafe koşup hemen duracağız genel olarak savaşta. Ona dikkat etmek lazım. Yani evet. Yine bu yerde kayma işi dediğim gibi böyle hani ölüm kalım meselesi değil. Hani WX oynuyorsanız hız devrelerini çıkarmanız gerekmiyor. Ya da Wormwood oynuyorsanız hani bulumunuzun kapanmasını beklemeniz gerekmez. Günün sonunda küçük bir gıcıklık ama dikkat etmezseniz bayağı bir hasar almanıza sebep olabilir. Ona göre oynamayı öğrenince sıkıntı olmuyor kısacası. Yanımda yemek getirmeyi unuttuğum için Cookie katırlardan aldığımız Monster Meat'leri atıştırdım biraz ve boss'a girdik. Şimdi boss'un bu yumruğu iki kere yumruk atıyor sonra ileri doğru fırlıyor. O yüzden ilk iki yumruğundan kaçıp kuyruğundan biraz daha geriye çekilerek kaçıyoruz ondan sonra. Ve sonra etrafımızda duvar örüyor. Bu duvarı kazmayla kırmanız gerekiyor üstünüze atılmadan önce boss. Sonra biraz sersemliyor vuruyorsunuz üstünüze atlıyor. Azıcık geriye koşup direkt vurmaya devam ediyorsunuz. Bu üstünüze atladığında yeterince hızlıysanız e, vuruyorsunuz ve yere düşürüyorsunuz boss sersemletiyorsunuz. Eğer hızlı değilseniz zeminin altına girip böyle köpek balığı gibi dolanmaya başlıyor. Ve yine akıl sağlığınızın azalmasının çok çok zevkli olduğu bir boss değil gördüğünüz gibi. <laughs> ama yine hani canım var zırhım var. Kim numarında değil mi? Hasar alırız yani. Ve bu kadar boss. Her şeyini anlattık bile. Ee, şimdi bu boss'un ödülleri çok çok iyi ama ne yazık ki her seferinde aynı yerde bulamıyorsunuz. Hani çoğu boss gibi yeniden doğuyor biraz bekleyince ama aynı yerde doğmuyor. Denizin rastgele bir yerinde doğuyor bir kere halledildikten sonra kendisi. Yani evet eğer bu bootleglerden bol bol istiyorsanız bol bol aramanız lazım. Ama bu bootleglerden daha çok istiyorsanız başka bir yöntem de eğer bu frost yava verdiğiniz balık ağır bir balıksa, balıkların ağırlığı da var çünkü. Bir tane değil iki tane bootleg verebiliyor bir balık karşılığında size. Ben tabi onunla uğraşmadım hani şu an tuttuğum her balık Hafif balıksa, küçük balıksa 5 tane bulutla kalacağız. Bir tanesi, iki tanesi büyük balık denk geldiyse ekstra alırız. O kadar zorlamaya gerek yok. Sadece e, bunlar ben bu videoyu çekerken en azından wiki'de yazmıyor. Burada verdiğim bilgilerin çoğu. E, bilmeyen olan için bilinsin bilgi olarak söyledim bunları yani. Ve Prostjav da burada düştü. Yenildikten sonra ölmüyor. Onun yerine tamam sen kazandın diyor ve balık veriyorsunuz buna. Birinci balığımız küçükmüş. İkincisi de küçükmüş. Üçüncü de küçükmüş. Dördüncü de küçükmüş ve beşinci de küçükmüş maalesef. Şansımız çok iyi değilmiş. Yapacak bir şey yok ama artık buradan ayrılma vaktimiz. Karnımı doyurmak için birkaç tane daha monster meat pişirip buradan gidiyorum. Şimdi Shadow Pieces adlı boss'u canlandırmak için öncelikle heykel parçaları bulup onları taşımamız gerekiyor. Ve ben bu sebeple zaten Beefalo ile uğraştım başta. Ama bir problem var. Şimdi burada gördüğünüz bu set piece'te savaşıyoruz çoğunlukla biz bu shadow pieces'la. Çünkü 3 heykelde yan yana canlandırması hızlı ve kolay değil mi? Ve burada gördüğünüz bu set piece %100 garanti. Her dünyada oluyor. Ve benim hani bu kadar 3.500 saattir oynadığım tüm dünyalarda bir kere bile var olmadığını görmedim ben bunun. Ta ki şimdiye kadar. <laughs> hani bu dünyada çok nadiren bir şey oldu demiştim ya. Hani ilk defa bu dünyada bundan yok direkt. Şimdi bu oyunda ilerleyemeyeceğiz anlamına mı geliyor? Hayır anlamına gelmiyordu çünkü dünyanın farklı uçlarında yine heykel oluşmuş. Ama e, hani normalde bizim savaşmamız gereken günü bayağı bir erteleyecekti. Çünkü sadece New Moon'da savaşabiliyorsunuz e, şeyle, Shadow Pieces'la. Ve ay 20 günde bir kendi tekrar ediyor evresi eğer siz ellemezseniz ay evrelerini. <laughs> Ve hani böyle binde bir, hatta belki binde birden de daha nadir bir bug'dan dolayı oyunda ilerleyişimizi bu kadar yavaşlatmak istemedim. O yüzden ben e, Komut'la bu eksik şeyleri canlandırdım. Yani bu yaptığımı e, çok abartı olarak görenler veya yanlış bulanlar olabilir belki aranızda. Hani ben şahsen öyle düşünmüyorum çünkü kendimi kendime oyunu kolaylaştırmak için hiçbir şey yapmadım ve hala heykel parçalarını bir ile taşıdık olması gereken gibi yani. Tek yaptığımız şey zaten burada olması gereken bir şeyi buraya getirmek değil mi? Hani e, diğer ...aykırı oluşumlarda ya da yanlış, bug'lı şeylerde oluşumlarda... ...çünkü dünyanın oluşumu sık sık bozulabiliyor bu oyunda... Ee, ...kendim baş etmenin bir yolunu bulmayı seviyorum ben. Hani mesela en basit örnekle yine bu dünyada... ...B-Queen'in kovanı normalde yola yakın doğması lazım. Hani açtığınız 20 dünyanın 19'unda hatta belki 50 dünyanın 48'inde falan... ...üstünde olmasa da yakınında yol oluyor ama bizim bu dünyada hiç ufukta gözükmüyordu yani şey. Yol. Ve bununla baş etmenin yolunu bulduk yani. Bir şey yapmamız gerekmedi bunun gibi. Ama bu durumda direkt oyunda ilerlememiz acayip uzayacaktı. Hani burada düzelttiğim şey sadece benim ekstra beklememi sağlayacaktı ve beklemek istemedim boş yere o kadar. O yüzden diyorum ki olan oldu. Ben böyle bir problem kesin garanti bir set piece'in olmadığı bir probleme 3500 saat boyunca görmedim. İlk defa görüyorum. Kendim komutla düzelttim ve bir 3500 saat daha görmemeyi umuyorum. Tamam. Artık hiçbir şey olmamış. Her şey normalmiş gibi devam edeceğiz. Böyle bir problemden dolayı ekstra 3 saat, yaklaşık 3 saat oluyor. Daha beklemek istemedim yani gerçekten. Ee, öyle, beklemeyeceğim ekstra 3 saat. <laughs> Eğer sizi mutlu edecekse bu seri bittikten sonra yayında... 2 saat 3 saat sabit durduğum bir yayın açarım bu dünyada hiçbir şey yapmadan. Böylelikle borcumuzu ödemiş oluruz tamam mı? Bu süreyi borç aldım diye varsayın. o kadar geciktirmeyin işlerimizi. Şimdi ilk bahara girdik. İlk bahara girdiğimize göre artık bir binemiyoruz ne yazık ki. Çünkü sizi devamlı sırtlarından atıyorlar çiftleşme mevsimi olduğu için. Ben de direkt bizim bir öldürdüm. <laughs> bu mevsim direkt artık hızlıca Celestial Champion'a gitmeye çalışacağız. Çünkü hani yazın başlarında falan öldürmek istiyorum mümkünse. Çok daha fazla geciktirmeyelim ve daha yapmamız gereken bir sürü iş var. Ve işe nereden başlayacağımızı biliyorsunuz bence. Normalde kışın gidiyordum ama gitmedim Lunar Island'a. O yüzden şimdiden gidiyoruz. Şimdi Lunar Island'a gitmeyi bu kadar geciktirmemizin sebebi hani bu oynayışımızda kışın full boss öldürelim istedim. Canım öyle istedi yani. Çok özel bir sebebi yok. Ee, ve Wormwood ilk ilkbaharda hiçbir şey yapmadan devamlı 3. seviye buluğunda kalıyor. Yani bu mevsim hiçbir şeyle ilgilenmeme gerek yok. Wyrmwood devamlı buluğunda kalacak. Sadece bir dahaki mevsime girince 7-24 koruyacak kadar malzeme toplamamız lazım. Bu da birkaç tane şişe ve biraz kelp demek oluyor. Kelpi de zaten bu adadan alacağız. Şimdi Lunar Island'a gitmemizin birkaç tane sebebi var. Öncelikle buradaki altarı kazmak istiyorum. Bir Bifolomuz yok onları hızlı bir şekilde taşıyamayız ve önemli değil o kadar göreceksiniz zaten altar taşıma yöntemlerimizi. Ama e, taşımayacak olsam da kazmam gerekiyor. Eğer buradaki altarları kazmazsam detektörü kullandığımızda Crab bulamayız. Çünkü önce burayı gösteriyorum. Ve onun dışında buraya odun kesmeye de geldik. Niye, Niye odun için buraya geldiğimizi de söyleyeceğim. Niye ise Lunar Island'da odun kasma işinden kimse bahsetmiyor. Oysa ki acayip iyi. Çok çok iyi. Ee, ve onun dışında tabii ki gelmişken rock Fruit falan da alacağız klasik malzemelerimizi. Peki burada ağaç kesmek neden iyi? Ee, her karakter için iyi ama Wormwood için ap ayrı bir iyi. Neden olduğunu hemen söyleyelim. Normalde en büyük boy ağaçlar kütüğünü de küreklediğinizde 4 tane odun düşürüyor. Buradaki ağaçlar 6 tane odun düşürüyor. Yani en baştan kardayız. Bunlar %150 odun veriyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu Lunar Island'da Glass X var. Ve yapabiliyoruz da altardan kendimiz. Ama e, bunu da çok kişi bilmiyor. Bu da %100 kesin garanti. Hani Lunar Island'a gittiyseniz kare şeklinde ağaçlar oluşuyor. Ortasında Glass Axe oluyor. Her zaman bu %100 garanti. Ama yani bu dünyada %100 garanti olması gereken şeyi de gördük. Ondan dolayı <laughs> e, yoksa bir şey diyemem ama. E, Island'a gidip balta bulamadım olmadı benim şimdiye kadar öyle diyeyim. Ve e, bu baltada %250 hızla kırıyor ağaçları. Yani Lunar Island'a gidip odun toplarsak ne yapmış oluyoruz? %150 odun çıkaran ağaçları %250 hızla kesiyoruz. Ve hani bu rakamlar çok iyi. <laughs> Hem de e, daha da iyiye gidiyor Wormwood için. Çünkü Wormwood ağaç kestikçe akıl sağlığı düşüyor biliyorsunuz. Ve Lunar Island'da akıl sağlığımızın düşmesi iyi bir şey. O yüzden hani terör büyüklerle uğraşmadan rahat rahat istediğim kadar ağaç kesebiliyorum. Ve Wormwood için ekstra da iyiye gidiyor işler. Çünkü buradaki ağaçlar çiçek de düşürüyor bir tane. Bu çiçekler önemli bir üretimde kullanılmıyor. Ama yemek sayılıyor. Yani bunların da bozulmasına izin verip rot olarak kullanabiliriz. Ve Wormwood için rot çok çok önemli. Yani Wormwood olarak odunumuzu burada toplarsak hem durmadan Nightmare yaratıklarıyla uğraşmıyoruz. Hem çok çok hızlı odun topluyoruz. Hem ekstradan rot da kazmış oluyoruz. Hani her karakter için burası fena bir yer değil. Her ne kadar bosslara ağaç kestirme kadar iyi olmasa da. Vermud için gerçekten müthiş. Şimdi diğer işlerimizi hallettiğimize göre artık odun toplama kısmına geçebiliriz tabii ki buranın. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Ee, ben odun toplarken bir aklınıza gelmiş olabilecek bir şey hakkında konuşalım. Vermud'un skill tree'sinde lunar riftlerden yapılan ekipmanlara çok iyi özellikler ekleyen şeyler var. Hani ondan dolayı biz kışın bir sürü isteğe bağlı yan boss kesmek yerine Celestial Champion'a e alelacele gitseydik. Rift ekipmanlarını daha erkenden alsaydık. Tüm oyundaki tüm bossları kat kat daha hızlı ve daha rahat öldürmez miydik? Kesinlikle öldürürdük. Hiç şüphe yok. Ve Wormwood oynuyorsanız Wormwood'u oynamanın en iyi yolu bu. Her şeyden önce Celestial Champion'ı öldürüp Rift silahlarını bir an önce almak. Ben burada e, onu yapmak istemedim. Çünkü hani Celestial Champion'ı çok erkenden gidip öldürmek herkesin yapabildiği bir şey değil ve daha takip edilebilir bir video olsun istiyorum. Gerçi bunu deyip kışın iki günde bir boss kestik. <laughs> Ama e, daha doğrusu şey yani e, Wormwood'un abartı ve oyun sonu ekipmanları kullanmadan da oyundaki her boss'u rahat ve hızlı bir şekilde öldürebildiğini göstermek istedim açıkçası. Yani e, Oyuna update gelince ileri bir tarihte tekrar bir Wormwood save'i açarız ve onda da o şekilde oynarız. Tabii yakın zamanda değil ama size sözüm olsun. <laughs> Şimdi bu arada ne kadar odun toplanıyor diye merak ediyorsanız, ben örümceklerle savaşmam gerekti ve ağaçlar biraz dağınık duruyor. Ondan dolayı bol bol yürümemiz de gerekti ve aynı zamanda yerden odunları hızlı toplamak için Lazy Forager da kullanabilirdik ama yok o da. Bunların hepsini düşündüğümüz halde, e, bu kadar sürede ne kadar odun topladığımıza bir bakın. Ve hani örümceklere o kadar zaman boşa harcadığımız halde ve Lazy Forger kullanmadığımız halde. Bugünün başlangıcında ağaç kesmeye başlamıştık. Şu an günün ortasını biraz geçti. Yani 4 dakika oldu diyebiliriz ve çantamızdaki ve yerdekilere baktığımızda 100 civarı odun var. Yani örümceklerle uğraşmadığımızı varsayarsak, e, yaklaşık aşağı yukarı böyle bir şey istiyorsanız bir sayı. 4 dakikada 120-140 odun arası bir şey toplanabiliyor rahat bir şekilde. Benim bayağı bir örümceklerle uğraşmam gerektiği için tabi bu rakam yüzlerde kaldı. Ama yani e, ağaçların biraz daha birbirine yakın olduğu ve örümceklerin devamlısı rahatsız etmediği bir durumda bu sayı çok daha yükselebilir. Ve hani 4 dakikada bu kadar fazla odun gerçekten müthiş. Laser Forager kullanırsanız bu sayı daha da artar. Büyük ihtimalle 180-200 odun falan bile olabilir 4 dakikada. Yani evet bu hiç küçümsenecek bir yöntem değil gerçekten. Şimdi eve dönüp biraz evde ekstra bir şeyler ürettim. İşte Ice Flingomatic, ikinci buzdolabı ve biraz tuzak. Wormwood'un bu tuzakları biliyorsunuz hem alan hasarı vuruyor hem hasarları hiç fena değil hem de Wormwood eğer Bloom'un 3. seviyesindeyse durmadan yeniden patlıyorlar. Kendilerini sıfırlıyorlar devamlı. Bu tuzaklardan sadece birkaç tanesini koymak oyunda mümkün olan en büyük köpek saldırılarını bile hiçbir şey yapmadan böyle. Hani hiçbir şey yapmadan derken gerçekten bilgisayarı bırakıp gitseniz bile rahatça geçebilmenizi sağlıyor o kadar güçlü. Hani buraya 3 tane koydum, 3 tane az gelir gibi düşünürseniz hani bu 3 tanesi bizi 2. E, yılın ortalarına kadar falan tüm köpek saldırılarında rahat rahat yetecek. İnanın bana. Benim de vurduğumu ve Bram Blask'ın da hasarını katınca tabii ama genel olarak eforsuz savunma. Bu Mushroom Planter'lardan koyuyorum çünkü Wormwood Skill Tree'sinden sonra Mushroom Planter'ları da artık çok çok iyi kullanıyor. Şöyle oldu. Mushroom planterlar hem çok çok daha hızlı büyüyor hem de çok daha fazla mantar veriyorlar bu Ve bu mantarı da yemeklerde filler olarak kullanacağız. Aklınıza gelen şeyi biliyorum. Hani Lunar Island'dan stone fruit topladın, kelp topladın. Onlar varken niye bu mantarı kullanasın ki? Şundan dolayı olay hani oyunda yemek bulması zor olduğundan değil. Değil çünkü. Oldukça kolay nereye bakacağınızı biliyorsanız. Olay şu diğer yemekler ne kadar sürede toplanıyor değil mi? Bir bunu düşünün. Hani stone fruit ya da rock fruit ne demek istiyorsanız dersek önce ağaçtan toplama animasyonumuz var. Sonra yerde kazmayla kırma animasyonumuz var. Sonra yerdeki itemleri toplama animasyonumuz var. Ondan sonra kullanabiliyoruz. Kelp desek her bir item için bir tane toplama animasyonu izlememiz gerekiyor. Ama Wormwood'un Mushroom Planter'larında bir toplama animasyonuyla 5 tane filler kazanıyoruz. Ve hani insanlar buza iyi diyor, buzu da hem kazmayla kazmanız gerekiyor, hem de ondan sonra yerden toplamanız gerekiyor. Yani e, oyunda yemek zor bulunabilir bir şey değil, filir de zor bulunabilir bir şey değil, evet her yerde var ama... Wormwood'un bu mushroom planterlarla topladığı hıza pek bir şey yetişemiyor. Çünkü hani bir animasyonda 5 tane filir alıyoruz, buna ne yetişecek yani? Ve ben bunların hepsine yeşil mantar doldurmayı planlıyorum, şu anda onları topluyorum. Çünkü yeşil mantar elimizde çok olursa aynı zamanda akıl sağlığımızda da istediğimiz gibi oynamamızı sağlayacak, İstediğimizde fullleyip istediğimizde sıfırlarız. Ee, yani o işe de yarıyor aynı zamanda. Eve dönüp kerpleri falan e, kenara dizip işlerimizi hallettikten sonra biraz evimizi güzelleştirelim, bir zemin yapalım kendimize dedim. Ne kadar fazla odunumuz oldu görüyor musunuz şeydon arayipten geldikten sonra? Şimdi eve zemin yapmamın sebebi yok. <laughs> Hiçbir sebebi yok. Sadece canım istediği için yapıyorum. Hani şey sonuçta speedrun yapmaya çalışmıyoruz. Çok çok fazla acelem yok. Ondan dolayı biraz da olsa evi güzelleştireyim dedim. Her ne kadar e, dekor dehası olmasam da en azından zeminin çimen olmamasını sağlayabilirim değil mi? <laughs> bunun bize tek bir yararı var teknik olarak. Eğer lure plant çıkarsa onun yerdeki itemlarımızı yemesini önler buralara böyle zemin koymamız. Ama günün sonunda şey yani sadece 3-5 günde bir eve gelmemiz de engeller bunu ve geleceğiz. Yani pek bir anlamı yok aslında. Ama hey ilk defa da olsa evimiz iyi kötü adama benzesin değil mi? Hem de 41. günün gecesine kadar zamanı da öldürmüş oldum çünkü 41. gün New Moon olduğu için boss fight'ımız var. Shadow Pieces. İşte bu boss bizim e, gecikmesin diye benim düzeltip de dünya oluşumunu şey yaptığımız, e, oluşturduğumuz. Ellemeseydim bununla 61. günde savaşacaktık ve daha geç de olabilirdi 61. günden çünkü Celestial Champion'a giderken ay evresini sıfırlayacağız. Sıfırlanınca Dolunay'dan sıfırlanıyor. Yani büyük ihtimalle, e, şu an bununla 41. günde dövüşüyoruz, e, 65 günde falan dövüşürdük, eğer ben ellemeseydim. Yani, evet. Bunlar oldukça basit, 3 tane boss var. Her birini öldürdüğünüzde diğeri güçleniyor. Ve üçünü de öldürünce ödülünüzü alıyorsunuz, Shadow yani. Şimdi, e, neredeyse her karakter aynı sırayla öldürüyor bunları. Önce Knight, sonra Bishop, sonra Rook en mantıklısı. Çünkü e, Bishop'ın 3. seviyesinden çoğu karakter kaçamıyor. Knight'ın 3. seviyesi yine çoğu karakter için çok büyük problem. Rook'un 3. seviyesi yeterince hareket hızınız varsa kaçılabiliyor. Bu Rook'un 3. seviyesinden kaçmak için bayağı bir hareket hızı lazım. Hani Walking Cane ve Megluminescence yetmiyor. Bir de yol lazım üstüne. Ben şu an Megluminescence giymeden kaçabiliyorum çünkü Wormwood'um hareket hızı bonusum var zaten. Ama siz normal karakterseniz giymeniz lazım. Çoğu karakter bunları aynı sırayla öldürüyor dedim. Bu diğerlerini sona bırakmanın bir amacı yok mu? Kesinlikle var. Ee, her Shadow Pieces'ı sona bırakmanın bir sebebi var. Hiçbiri gereksiz değil. Knight'ları sona bırakmanın size yararı şu Knight'lar ışınlanamayan tek Shadow Piece'ler. Yani bunları toplu şekilde öldürebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz New Moon varken ne kadar çok heykel yaparsanız o kadar çok Shadow Piece doğuyor. Yani 20 tane, 30 tane Shadow Piece canlandırıp, Mancınık'la ya da Barut'la falan patlatıp öldürüp, toptan bir sürü Nightmare Fuel ve Dark Sword alabilirsiniz. Bu dediğim çok çok iyi bir Nightmare Fuel farmlama yolu bu arada. Direkt toptan yüzlerce Nightmare Fuel geliyor. Yani Knight'ı sona bırakmanın en iyi sebebi bu. Bishop'ı sona bırakmanın en iyi sebebi de Bishop'ın... Bishop daha hızlı ölüyor Rook'a kıyasla normalde. Sadece saldırısından kaçamadığımız için. Rook'u tercih ediyoruz. Ama Bishop'un saldırısından kaçabilen bir karakterseniz Bishop'u ona bırakmak daha iyi. Bunlar da kimler? Ee, bazı karakterlerin hareket yöntemleriyle kaçabiliyorsunuz. Vandal'dır, Vortox'tur falan filan. Ama onun dışında yaratıklara vuran başka bir şey varsa ona da gidebilir Bishop. Yani Wendy veya Willow gibi. Şimdi biraz ileri geçireceğiz çünkü bu videoyu en azından bu ay bitirebilmek istiyorum. Büyük ihtimalle yemeyecek ayın son günleri çünkü ama. E, neyse Pearl'ın görevlerini yapmakta sıra tabii ki. Ben malzemeleri topladığım süreyi geçirdim. Kısacası tüm malzemeleri toplayıp bu sürede elimden geldiğince hızlı bir şekilde Pearl'ın yanına geldik. Ve aynı zamanda eve de bir şeyler yaptım. Evdeki tuzak sayısını 9'a çıkarttım. Ve onun dışında ufak birkaç eklemeler falan gidince görürsünüz. Şimdi ilk başta çiçek ekerek başlıyoruz. Ve çiçek ektikten sonra direkt diğer şeyleri de hallediyoruz. İyi bir süre beklememiz gerekebilir Pearl'ın yanında. Çünkü yağmur yağmıyor. Ben... Şimdi yağmur yağmasını zorlayabilirdik. Biliyorsunuz Don't Star'da yağmur hani günün başında zar atıp rastgele bir şekilde yağmıyor. Havanın bir nem oranı var ve bu nem oranı belli bir şeye geçince yağmur yağmaya başlıyor. Ve biz bu nem oranını Telelocator Staff'la etkileyebiliyoruz. Ve bizde tonlarca Telelocator yapacak malzeme var. Yani ben eminim zamanında yağar ya. Zaten ilk bardayız demeyip yanıma bir telelocator staffla gelseydim çok daha hızlı bitirebilirdik işimizi. Onun yerine iyi bir süre yağmur yağmadı ve burada beklemem gerekti. Ve hani beklemek yerine ben de denizi biraz keşfedeyim dedim ve biraz açıldıktan sonra çok hoş olmayan bir ses duyduk direkt. Evet korsanlar. <laughs> Korsan maymunlar. Şimdi e, ben denizde Malbatros Spawner ve onun dışında birkaç işimize yarayacak şey falan arıyordum. Bunları aramıyordum. Eğer bilmiyorsanız bu arkadaşlar korsan ve bizden haraç kesecekler. Şimdi bunları öldüremez miyiz? Çok mu güçlüler? Öldürebiliriz. Çok çok güçlü değiller. Fakat öldürürseniz sizi lanetliyorlar. Lanetli bir item çantanıza geliyor ve kurtulamıyorsunuz. Kurtulmak bayağı zor. O yüzden hani direkt İstedikleri kadar item almalarına izin verip daha sonra gitmek en mantıklısı. 20 tane falan item alıyorlar genelde. Yani yanınızda iyi bir miktar grass ve twig varsa bir sıkıntı olmayacak. Tek sorun gemimizde delik açtılar. Yani gemimiz batacak ama bu update'te gelen yeniliklerden birisi de geminizdeki deliklerin üstüne item atarak kısa bir süre geçici olarak tıkayabiliyorsunuz. Ve ben de onu kullanıyorum. Şimdi bu Geminizdeki deliklerin üstünü item'la ya da kendiniz de üstünüzde durabiliyorsunuz. Kendinizde tıkama işi kalıcı değil. Bir süre sonra fırlatıyor direkt koyduğunuz item'ı. Ve ne kadar ağır bir item koyarsanız o kadar uzun süre dayanıyor. Yani e, bot patch'in yerini tutmayacak ama bizi bu durumda idare edebilecek kadar taşıyacak. Bu gemimizin batması çok büyük sorun olmaz. Çünkü çantamda ekstra odun var. Pearl'ın alasından kazdığım ve bu bot batınca odunların çoğunu bize geri verecek. Ve aynı zamanda burada bir sürü şey de gördüm. <laughs> Yerde plank de gördüm. Burada bize çok çok daha fazla odun çıkacak. Şunlara baksanıza. Bu kadar fazlasının yan yana olabildiğini bilmiyordum bile. Yani piyangoyu tutturduk. Bu gemimiz batsa da kat kat karda geçeceğiz. Odundan. Ve bayağı bir bekledikten sonra sonunda artık Pearl'e şemsiyesini verip ödülümüzü alabiliyoruz. Şimdi Crab King'i bulabilirsek artık Crab King'e gidebiliriz demek oluyor. Tabii gitmeden önce Pearl'ün adasına koyduğumuz her şeyi kıracağım. Şimdi hem kullandığı modunların iyi bir kısmını geri almak istiyorum gerçekten. Hem de onun dışında bunun adasında eğer Beribush bırakırsak Lunar Rift'ler açıldıktan sonra Bright Shade'ler bunun adasına gidiyor ve bunun adasına gidince bizim de buraya gelmemiz gerekiyor Bright Shade'i öldürmek için. Çok zevkli değil yani. Rift açma planınız varsa bu Pearl'un adasında beri bırakmayın. Bu seride hiç Weatherpain kullanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Büyük ihtimalle hiç elimize bile sürmeyeceğiz ama hani her boss'u öldüreceğiz dedik. Öldürmüş olmak için Muskus'u da ilk bar bitmeden öldürelim, değil mi? O yüzden Muskus'un yanına gidip vurmaya başlıyorum. Şimdi bu Muskus hakkında boss olarak söylenecek çok bir şey yok. Çünkü hani mevsimsel bosslardan birisi Muskus ve mevsimsel bosslar genel olarak oyuncuların ilk karşılaştığı bosslar olduğu için hepsinden daha kolay oluyorlar isteğe bağlı gidilenlerden. Bunun sadece normal saldırısı var. 4 vuruşta ya da 5 vuruşta çekildiğiniz saldırı göre. Ve onun dışında bağırıp elinizdeki silahı yere atabiliyor. Bu ikisi dışında yaptığı hiçbir şey yok. Ama Muskus'un kendisi öldükten sonra yavruları size saldırmaya başlıyor ve hani bu Muskus'un asıl olayı zaten yavrularıyla uğraşmak diyebiliriz bence çünkü boss'un kendisi çok çok kolay. Yavruları hepsi size aynı anda saldırmaya başlıyor Muskus ölür ölmez ve hani önlerinden düz bir çizgi halinde koşup saldırmalarına izin verip bu başları dönünce gidip vuruyorsunuz. hasar bonusu olmayan bir karakterseniz tek seferde öldüremeyebilirsiniz bu arkadaşları ilk başlarının dönmesinde. Ama hani genel olarak benim hem Dark Sword kullanıyorum şu an Wormwood'da hem de Bramble Husk'ın patlaması var. Bu ikisi kat kat yetiyor bize şey yapmaya, yeterince hasar vermeye. Aynı zamanda bunlar etrafa yıldırım çarptırdığı için direkt dünyanın nem oranını da artırıyor. Yani çoğunlukla bunlarla dövüşürken yağmur da yağar. Eğer yağmur istiyorsanız ve Telvocator Staff yapmak istemiyorsanız falan direkt bunlarla dövüşmek de bir seçenek yağmuru zorlamak için oyna. Ama evet hani hala bu yavruların savaşıyla bile son derece basit ve anlaşılır bir boss bence. Çok bir komplike bir şey yok. Artık şu oluşturduğumuz Iridescent Gem'i ve Iridescent Gem'i direkt Mooncaller Staff'ımızı parçalayarak oluşturduk biliyorsunuz Deconstruction Staff'la. Archives'a götürme vaktimiz geldi. Bu Archives'a bu Gem'i götürünce buradan Astral Detektör alabileceğiz. Astral Detektör hem ikinci altarın Nerede olduğunu gösterecek ve onları bizim için yer altından çıkaracak. Hem de bize Crab King'in nerede olduğunu gösterecek. Yani oyunda ilerlemek için bir sonraki adımımız kesinlikle bu. Ve e, hemen bir an önce koşup halledeyim diye istedim. O yüzden Mechiluminescence'la geldim sırt çantası yerine. Hem de zaten bu durumda sırt çantasına gerek yok. Çok fazla eşya taşımam gerekmiyor giderken de gelirken de. Çünkü biraz acele etmemizin sebebi 51. gün Dolunay. Ve bir tane daha Mooncaller Staff da yapmak istiyorum. Çünkü... Yazın hiç uğraşmayalım değil mi? Rahat edelim. Ve yüklediğim modlardan biri olan Insight bu e, puzzle'da hangi tuşa basılacağını gösteriyor. E, normal oyunda direkt deneme yanılma onu bulmanın tek yolu. Yani çok çok bir şey değiştirmiyor ama nereye basacağını nasıl gözüküyor, hangi mod yapıyor diye soran eminim olacaktır o yüzden söyledim. Ve işimizi çabucak hallettik gördüğünüz gibi. Şimdi de e, geri döneceğiz. Yukarı çıkınca direkt astral detektörümüzü kullanarak altar parçalarını bulmaya başlıyoruz. Eğer bilmiyorsanız bu yer altından bulup bu detektöre kazdırdığımız iki tane altar parçası var. İlk altar parçası, şey ilk altar 3 parçadan oluşuyor ve 3 parçada direkt Lunar Island'da zaten kazdık onları. Diğer bu karada bulduğumuz detektörle çıkardığımız iki parçası var ikinci altarın. Ve üçüncü altarında sadece bir parçası var. O da Crab King'den çıkıyor. Ve üç altarı da yerine koyduğumuz zaman Lunar Storm'lar başlayacak ve oradan da Celestial Champion'a gidebileceğiz ve Se şeyleri Celestial Rift'leri açabileceğiz ya da Lunar Rift'leri işte her neyse. Şimdi e, 51. günün gecesi aynı zamanda Mooncaller da yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden iki altar parçasını da çıkarttım. Sonra direkt Mooncaller yapmaya gittim. Mooncaller'da yine aynı tekniği kullanıyoruz. Tekniğimizi değiştirmek için bir sebep yok. Ve hani zaten daha önceden iyi çalıştığını gördünüz ve hala aynı seviyede iyi çalışıyor. <laughs> Ondan sonra artık tüm altar parçalarını çıkardığıma göre bu bizim yaptığımız detektör Crab King'in hangi yönde olduğunu gösterecek. Kıyılardan ilerleyip tam olarak nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum Crab King'in ve burada direkt kıyının dümdüz dışını gösterdiğine göre bu yönde olduğuna artık %100 eminim Crab King. In. Yerini bulduk. Sonra Crab King'e gitmeye hazırlanıp geldim. Hani gerek olan her şeyi yanıma alıp. Ne yazık ki kurbağa yağmuru başladı. Evet, kurbağa yağmuru normalde kötü bir şey değil. Çünkü hani kurbağalar ya kurbağa yağmuru aktifken sonsuz kurbağa doluyor ve kurbağalarda sürü psikolojisi var hani. Hepsi beraber dalıyor birine bir şey vurunca. O yüzden istediğiniz bir yaratığı ya da yaratıkları öldürtmek çok iyi bir fikir kurbağa yağmuru varken. Hem ölen kurbağalardan et kazanıyorsunuz hem kurbağaların öldürdüğü şeyden et veya başka bir şeyini öldürtüyorsanız kazanıyorsunuz hani ben direkt örümceklerin yanına çektim bunları. Çünkü hani Wormwood olarak işime yarasa yarasa şey yarar. Hani healing sal yapmak için Spider Gland yarar diye. Ama yine hiç kurbağa yağmur yağmamasını tercih ederdim açıkçası. Çünkü bizim işimizi yavaşlatıyor. Hani benim ete de Spider Gland'e de ihtiyacım yok pek. Sadece zaten kurbağa yağmuru yağıyor. Hani yağmuru durduracak bir şeyim yok. Ve yağmur durduracak bir şeyi geçin. Kurbağa yağmuru varken bosala gidemem diye. Bekliyorum yani. Ana botumuzu uzakta bir yere çektim. Daha sonra buraya straw şeyle geldim. Yani bu gördüğünüz grass daha doğrusu rafla. Şimdi Crab King'e başlıyoruz. Her camdan bir tane koydum. Daha sonra sarı camlardan üç tane koydum. Şimdi bu yeni Crab King'i öldürmenin bir sürü farklı yeni yöntemi var. ben burada üç tane sarı cam ve her renkten cam koymayı tercih ettim. Ve bu yanlış ya da kötü bir yöntem değil. sadece ben savaşı hem biraz kötü oynuyorum, hem de hafife almışım. Bunun sebebi, ben bu videoda gördüğünüz benim bu boss'u ilk öldürüşüm. Çünkü daha bu update'de yenilendi biliyorsunuz. Tamamen tüm fight'ı değişti. Konuşurken olan oldu bile. Artık böyle buzdan bir alan oluşturuyor. Bir sürü kendine minyon çıkarıyor ve ondan sonra kendine can basmaya başlıyor. Ve e, burada direkt minyonları youtube, düz saldırmak bana en mantıklı gelen çözümdü bu arkadaş için. Ve onu yapıyoruz. Ve e, devamlı gemimi onarmaya uğraşmak da istemedim. Ve hani Wyrmwood olarak odun toplamam sıkıntı oluyor. Onun yerine Grass Raft kullanmayı tercih ederim. Hani odun toplaması rahat bir karakter olsam büyük ihtimalle normal Raft'la şey yapardım. Gelirdim buraya. Ve şey yapabiliyorsunuz bu arada. E, Grass Raft'ınız direkt kırılınca zaten çoğunlukla kırılıyor bu Crab King ikinci buz alanını oluşturana kadar. Direkt gidip şey yapabiliyorsunuz. ...yerden grass'ların çok büyük çoğunluğunu... ...geri toplayabiliyorsunuz. Yani size çok bir maliyeti yok. Ee, ve... ...bu ilk buzu kırıldıktan sonra... ...bu pençeleri size doğru geliyor. Artık pençeleri geminize vurmuyor. Direkt olarak size vuruyorlar. Ve bu pençelerin hepsini öldürdüğünüz zaman... ...bir daha Crab King şeye başlayacak. Ee, önceki saldırısını yapmaya başlayacak. Normalde bu updatete bayağı bir süre önce şu... E, ...minyonlarının suyun üstünde... ...durma, uyuma sını düzeltmiş olmaları lazımdı. Düzelttik demişlerdi. Ama anlaşılan düzelmemiş. Birisi hala suyun üstünde uyuyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ve yine ikinci gemimizde kırıldı gördüğünüz gibi. E, hasar bonusu olmayan bir karakterseniz ben 4 tane Grassraft kullandım. 5 gerekebilir. Hatta belki de 6 bile gerekebilir. Biraz daha hasar boşluklarına kaçırdıysanız. Çünkü şey yani, e, ne kadar uzarsa o kadar fazla gemi gerekiyor veya gemiyi tamir edecek malzeme gerekiyor değil mi? Şimdi e, ben burada rollback yapmaya hazırdım. Normalde seride hiç rollback kullanmadığım halde çünkü hani benim bu boss'u ilk öldürüşüm ve ben bu videonun kaydedildiği zaman zaten update çıkalı çok olmadı. Kimse öldürmenin çok iyi bir yöntemi varsa, en iyi yöntemi varsa bilmiyor ve hani İlk öldürüşümü bir video serisinde yapmak biraz <laughs> korkuttu açıkçası. Ama e, boss'u hafife almışım. Yanıma daha fazla zırh almam lazımmış kesinlikle. Onu anladım. Ve e, zırh değil daha doğrusu. Canımı dolduracak bir şeyler almam lazımmış. Canımı dolduracak hiçbir şey almadım yanıma niyeyse. Bir sürü bir de şeyimiz vardı. Jelly vardı hani. bir queenden gelen ve hiçbirini almamışım. Ne düşünüyordum bilmiyorum. E, çok ucu ucuna yendik yani. <laughs> Gerçekten. Ama yeni Creep King'in e, savaşı eskisine göre çok daha iyi bence. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum tabi ama. Hani bence her yönden çok çok daha iyi. Çünkü eskisini öldürme şekli hani tek başınıza oynuyorsanız çok şey gibi bile gelmiyordu hani. Yanlış hissettiriyordu sanki. Oyunun bir açıklığını kullanıyormuşsunuz gibi normal bir bossla dövüşüyormuş gibi değil de. Hani ben arı kullanarak öldürmüyordum eski Creep King'i ondan bahsetmiyorum ama. Yine de hani devamlı buzla dondura dondura öldürüyordunuz yani. Ya o biraz şey hissettiriyor yani, kötü hissettiriyor. Ve dediğim gibi e, düzelttik demişlerdi. Normalde bu Crab King'in minyonlarının suyun üstünde yürüyüp size saldıramıyor olması lazım. Ben de niye öyleler bilmiyorum. Bu videoyu update geldikten sonra çektim diye hatırlıyorum ama belki önceden çekmişimdir suda yürüdüklerine göre bilmiyorum şey. Update çıktıktan sonra birkaç kere de bug fix geldi çünkü. E, canı azaldıktan sonra bir tane de şey dolduruyor kendine. Büyük minyon dolduruyor. O büyük minyonu yutması iki tane pamflet istiyor. Yani başta direkt uyutulmuyor sanabilirsiniz. Uyutuluyor. Ve eğer birden fazla mor cam koyarsanız bu tüm minyonları birkaç kere pen uyutmanız gerekiyor. Şimdi normalde Wormwood eğer skill tree'sinden şey alsaydı e, Moon şurumlarla yaratıkları uyutan gaz çıkarmaya alsaydı bu bossu full mor cam'le de kesebiliyor. Eğer bir şey değişmediyse yani. Çünkü e, Wormwood'un oluşturduğu uyutma alanı devamlı yaratıklara uyutma efekti bırakıyor durmadan. Yani daha zor da sadece birkaç saniye ekstra beklemiş oluyorlar, bir şey değişmiyor. Biz skill tree'den onu almamıştık. Yani ben bu videoyu çekerken o teknik aklıma gelmemişti. Ama gelseydi bile hani zaten skill tree'mizde yoktu. O yüzden çok da fark etmez. Burada canımın bayağı azaldığını görüyorsunuz. <laughs> 14 canımız kaldı. Çok hoş değil, değil mi? Hani zırhı doğru miktarda almışım ama yanıma hiç can dolduracak bir şey almamışım o. Gerçekten. <laughs> çok çok kötü, acayip kötü bir karar benim tarafından. Bu, Hani bir de şey bu arada, çok ucu ucuna yendim diyorum ya, tamamen Wormwood'un can yenilenmesi sayesinde sabahları aldı. Eğer Wormwood'un o can yenilenmesi olmasa %100 ölmüştük, 3 canım kaldı çünkü. Ve hani sabahın başlangıcından beri can yenilediğimi düşünürsek bir 25-30 can falan yeniledi bize Wormwood'un o can yenileme olayı. Gerçekten evet. Ve boss öldükten sonra bile bu yukarıda duruyor. Şimdi ben normalde bu Crab düşen şeyi altarı direkt ana gemimi buraya çekip Pinching Witch alacaktım. Çünkü öyle yapılıyor normalde. Ama ben bu kendi gemimi Crab King'in dibine kadar çektiğimde direkt geminin üstüne düştü Altar Parçası. Ben denize düşmeden direkt gemiye almak mümkün olduğunu bile bilmiyordum. <laughs> İlk defa görerim gerçekten. Ama mümkünmüş. Mümkünmüş. İlginç değil mi? Şimdi e, yanıma almadım dediğim hani şu anda envanterimde yok ama sırt çantamda var değil. Sırt çantamda da canımda dolduracak çok bir şey yok birkaç Spider Glen dışında. Kurbağa Yağmuru'ndan aldığımız. Bir de Tree var. Onları da şeyden bulduk. Ee, bizi soyan korsanların gömdüğü yeri bulduk hazinelerini rastgele şey yaparken etrafta gezerken oradan çıktı. Yani o Tree canımı doldurdum. Bu Tree ya da Spider Grenade'leri yanıma alsam hiç böyle kalp krizi geçirecek bir savaş olmayacaktı ama. Her neyse sonuçta kazandık mı kazandık değil mi kimin umurunda. Biraz daha sağlıklı olunca artık gidip Crapping'in düşürdüğü her şeyi topladım. Çünkü koyduğumuz gemlerin tamamını geri düşürüyor. Artık yeni bir bumper çeşidi düşürüyor Crap bir de. Bayağı iyi bir bumper bir de. Ve hepsinin yanında ayrıca artık kesin şişe de düşürüyor. Message'ine battle. %100 düşürüyor bunları. Ve hani Message'ine battle düşürmesinin sebebi denizde bulduğumuz hazineler artık çok çok daha değerli. Hani bulmak için çok iyi sebepleriniz var artık bakmak için. Hem de bulması da daha rahat. Bu Crap King'in Perl'ünü, kırılmış Perl oluyor ya, Crab King'i öldürünce siz bu savaşta. Ee, Perl'e verdiğimiz zaman, kaç kere Perl dedim bir cümlede? Tüm şişeler size hazine gösteriyor, %100 hepsi. Ve eskiden galiba 3 tane hazine görebiliyordunuz, artık 10 tane görebiliyorsunuz tek seferde haritada. Yani eskiye göre çok daha iyi. Ama biz bir Wyrmwood olarak bu şişeleri tabii ki kendimizi gübrelemek için kullanacağız. Şimdi Frostshard'dan aldığımız kendimizi gemiyle beraber ışınlamamızı sağlayan itemları kullanmaya başlıyorum. Çünkü bu altarı götürmek istediğim bir yer var. Işınlanabiliyorken ışınlanmazsam biraz aptallık olur değil mi? Bundan sonra direkt çöle gidiyoruz. Çünkü artık yaza girdik ve ben endline'ı bir an önce halletmek istiyorum. Sonradan uğraşmayalım. Şimdi ben buraya gelmeden önce yolun hani buraya yakın bir mesafedeyken bir şey fark ettim. Andline'da şimdi bu kum fırtınasında önümüzü görüp hareket edebilmek için gözümüze gözlük giyeceğiz tabii ki Desert Goggle bulup. Yani bize kıyafet slotuna giyebileceğimiz bir zırh lazım normalde ve ben onu yanıma almamışım. Şimdi e, bunu kendim fark ettiğim halde niye eve dönüp zırh almıyorum? Şimdi şöyle düşünün. İki sonucu değerlendirelim sizle. Hani burada ölmem kötü bir şey olmaz. Eve dönmem daha kötü unuttuğum için diyorum. Niye öyle olduğunu söyleyeyim. Şimdi e, eve geri dönüp zırh almaya karar versem ne olacak? Eve kadar yürümem, zırhı almam, geri buraya gelmem gerekecek. Peki ölsem ne olacak? Eve kadar gideceğim. Canlanacağım. Geri buraya geleceğim. Aynı şeye çıkıyor. Birebir aynı sonuca çıkıyor yani. Hani onun yerine e, tamamen zırsız bir şekilde bozu kesmeyi deneyip başarısız olursam evden yürümeyi tercih ederim. Çünkü düz eve yürümekle aynı şey olacak. Ama canlanmak bedava değil onu söylemiyorsun diyenlerimiz olacaktır. Bedava sayılır çünkü dünyadaki touchstone'ların daha hiçbirini kullanmadım. Evde kullanmadığımız bir life giving amulet bizi bekliyor. Ve hepsinin üstüne life giving üretmesi de çok 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 ucuz. Yani canlanmak bedava sayılır gerçekten şu an. Hani e, bir şey unutunca eve geri dönüp almam ölmek kadar kötü. Hatta ölmekten daha kötü büyük ihtimal. O yüzden Burada şansımı denemeyi tercih ettim. Yanıma almadığımı fark ettiğim halde. Şimdi normalde Antlion'ı hasar almadan öldürmek çok zor bir şey değil. Sadece bizim burada bir problem var. Bu Antlion'ın yakınında köpek yuvası var bir sürü set piece görmüşsünüzdür. Ve hani eğer bu set köpek gelmesini istemiyorsam arenanın sadece köpeklerden uzak tarafını kullanmak daha mantıklı olur. Tabi bunu deyip direkt ilk iki saldırısından hasar aldım ama. <laughs> olur öyle. Hani bu boss'u direkt düz tanklayarak öldürmeye o kadar alışmışım ki. Ne kadar zamandır. Evet ve orada da köpeklerin koştuğunu görüyorsunuz. Yani bizi büyük ihtimalle rahatsız edecekler ama umarım etmezler. Şimdiden duvara saldırmaya başladılar. Hani şey e, bu köpek yuvaları bu endline'a bu kadar yakın olmasa kendimden daha emin olurdum. Şu anda bir de bu köpeklerden birine bile vurursam bir sürüsü gelecek. Çünkü o yukarıda bir sürü yuvaları var biliyorsunuz. Hepsi anında... Hepsi beraber çıkıp bana saldıracak birine vurursam, sadece köpeklerin e, bir ne oluyor diye bakıp vazgeçmelerini umuyorum beni rahatsız etmeden. <laughs> Şimdilik e, bu Antlion'un duvarı yeterince iyi dışarıda tutuyor gibi. Yine köpeklerin olduğu yere yaklaşmamaya çalışıyorum elimden geldiğince çok. En azından Antlion ölene kadar. Ama yine e, düşündüğüm kadar da kötü gitmedi. Daha kötü gidebilirdi. Yani evet. Burada da End Lion ölür. Ve belki fark etmemişsinizdir diye söyleyeyim. Evet kendime Grass Suit yaptım. Hangi videoya baksanız oyundaki en gereksiz en kötü eşya olduğu söylenen ve herkesin sakın yapmayın dediği o item. Ve hani e, bu şu anda olduğumuz durumda hiç zırh olmamasından daha iyi sonuçta. Ve ironik olmadan bizim burada ölmememizi sağlayan şey de <laughs> o oldu yani. Evet. Ve sonra altar parçalarını kendi ellerimle taşımaya başladım. Şimdi e, zaten ilk bardan çıktık. Niye bir followyla taşımıyorsun diyeceksiniz. E, normalde aslında birçok dünyada bile diyebilirim. Eğer bu altar parçaları denize yakınsa ve Frost Jalo öldürdüyseniz. O gördüğünüz gemiyi ışınlamamızı sağlayan bi b ile taşımaktan kat kat daha hızlı bir şekilde götürebilirsiniz bi follow kullanmadan. Tabi aynı anda hem bi follow hem ışınlamayı da kullanmanızı engelleyen bir şey yok. Ama hani bu ışınlanma itemi eskiden yoktu direkt oyunda. Ee, eskiden sadece bir ile götürmekle aynı hızda hatta bazen daha hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Ee, burada tek büyük problem bizim bu dünyada altar parçaları kesinlikle yakın değildi denize. Yani bu yaptığım hiç kuşkusuz zaman kaybı bir ile yapmak kıyasla. Sadece hani şey bir kere daha b ile uğraşmayı hiç istemedim çünkü ben bu oyunda B-Followlarla uğraşmaktan gerçekten nefret ediyorum ee, ve bunun da çok basit bir sebebi var. Durmadan ses çıkarıyorlar, devamlı ve <laughs> çok saçma bir sebep gibi gelebilir ama tiksiniyorum ve seslerini kapatan bir mod da bulamadım gerçekten hani. O yüzden kendim taşımaya karar verdim. Bir de tek sesleri de değil. Hani siz bir follow belli bayağı uzağa bıraksanız da böyle ekranın ta diğer ucundan yanınıza koşuyorlar. Beli resmen görmezden gelip. Bayağı bir büyük mesafede ve yanınıza gelip devamlı bağırmaya başlıyorlar size karnı dönene kadar. Yani ben e, çok inanılmaz sinir bozucu buluyorum BFO'ları ve BFO'lu kullanmaya herhangi bir alternatifim varsa alırım. Biraz daha yavaş olsa da. Ve bu durumda bu daha yavaş ama aralarında çok uçurum gibi de bir fark yok değil mi? Ben yine işlerimi biraz daha hızlandırmak için e, yol yaptım. Bu yolun üstünden biraz daha hızlı taşıyacağım şeyleri altar parçalarını. Yani bununla beraber çok da geride kalmayız. Ve Bifo'nun bağrışında bir daha duymamış olurum. <laughs> çok da fazla zamanımız almadı ve direkt artık altar parçalarını götürmeye hazırız. Direkt bir sonraki bootlegimizi de kullanıp ışınlanıyoruz. Ne yazık ki zamanında kürek çekmiyorum. Biraz geç kürek çektiğim için gemimizde bir delik açılıyor. Yine bu gemimizde delik açılması pek büyük bir problem değil açıkçası. Çünkü şey var hani. istediğimde geri dönebilirim. Hala yanımda bootleg var ve ekstra raft yapacak şey de var. Grass raft yapacak malzemem de var. Çok önemli değil yani kimin umurunda. Ama yine de şey bu altarları dışarı taşıyana kadar geminin gitmemesi lazım. Çünkü eğer altarlarla beraber batarsa gemi altar direkt denizin içine düşecek dibine ve oradan pinching winch kullanarak şey yapmamız gerekecek çıkarmamız gerekecek ve bunu çok istemiyoruz o yüzden ben üstüne birkaç tane item koymayı deniyorum bazıları çalışmıyor niyeyse ee, bir de biraz gecikmeli algılıyor oyun hani bir şey attığınız item o da beni biraz şaşırttı bu mekaniği de ilk defa kullanıyorum çünkü bir şey atma deliği kapatmak için Şimdi e, ben bu adada kazdığımız diğer altar parçalarını da gemime taşıyorum. Çünkü e, bunları da gemiye taşıyıp oradan gemiyle hepsini toptan götürmek çok daha hızlı olur. Yani ben bu 3 altar parçasını da gemime atıp gemiyi istediğim yere götürene kadar batmaması lazım. Şimdi altarların hepsini koyduğumuza göre Lunar Storm'lar başladı tabii ki. Ama hani size bu Lunar Storm'larda ne yaptığımın tamamını göstermeyeceğim. Çünkü çok ilginç bir şey yok. Hani Celestial Champion'ı canlandırmak için gerekli olan böcekleri topluyorsunuz, madeni topluyorsunuz ve Vextef'in görevini yapıyorsunuz, bitiyor. Eskiden Vextef'in görevini 3 kere yapmak gerekiyordu. Artık 1 kere gerekiyor. Ve aynı zamanda eskiden bu Moon Gleam'leri bayağı bir beklemeniz gerekebiliyordu doğmasını. Artık bir tanesini Bagnet'te yakaladığınız zaman anında yenisi doğ doğuyor. Ne yazık ki şeylerin hızı hala artmadı ve eskisi kadar çok gerekiyor. Bu buradan topladığımız charge moon shard'lar, bu yerden topladığım madenler. Ee, eğer çok çok istiyorsanız bunları da hızlı şekilde şey yapmanın yöntemi var. Eğer yıldırım çarparsa, yıldırımın çarptığı yerde kesin bunlardan oluşuyor artık. Yani yıldırım çarptırarak bunları da daha hızlı kazabilirdik ama yapmadım. <laughs> Ve artık Celestial Champion'a gitme vaktimiz geldi. O delik açılan gemimiz batmış tabii ki. Onun geride bıraktığı odunları aldım ve bir tane daha bootleg kullanarak yeniden Lunar Island'a ışınlandık. Ve burada Celestial Champion'ı canlandırabiliriz artık. Canlandırmak için çok uğraşmamız gerekmiyor. Gereken her malzeme yanımda. Hani sadece malzemeleri buraya yerleştireceğim. Ondan sonra Sırt çantamı ve savaş sırasında işime yaramayacak eşyaları boss'la dövüştüğümüz yerin biraz daha uzağına bırakacağım. Çünkü şey hani boss'un çantaya bir şey yapacağından değil de yine de e, buralarda durmaması daha iyi olur. Şimdi yanıma bir sürü yeşil mantar aldım fark ettiyseniz bunun sebebi hani bu zaten lunar bir yaratık bu demek oluyor ki akıl sağlığı işi tersine dönüyor değil mi? Yani en sağlıklı şey savaşın tamamı boyunca akıl sağlığımızı sıfırda ya da sıfıra mümkün olduğunca yakın tutmak. Şimdi ee, bu daha önceki gördüğünüz Krab King savaşının aksine daha önce çok çok kez öldürdüğüm bir boss. O yüzden ne kaliteli bir zırh aldım hani birkaç tane futbol armatı yeter de artar bile ne de hani en ufak bir endişem var açıkçası çünkü çok çok deneyimim olan bir boss bu. Şimdi ilk safhasında bizim üstümüze doğru böyle yuvarlanabiliyor. Bundan birkaç kere yönle değiştirebiliyor. Hani yere kendini fırlatana kadar yanımızdan geçmesine izin veriyoruz kaçıp. Böyle kendi yere atıp debelenebiliyor. Ee, bunu yapmasına tepki verip çekilmeniz lazım. Ee, ve genel olarak bu üstünüze yürümeye başlıyor ya. Üstünüze böyle hani vuruşunuza tepki vermeden sendelemeden yürümeye başladığında. 2 veya 3 defa daha saldırıp direkt bossa dik bir şekilde yani 90 derece koşmaya başlıyorsunuz. Mesela şu an bana direkt tepki vermeden yürümeye devam ediyor. O yüzden iki kere saldırıp kenara çekiliyorum. Eğer vuruşuma tepki verseydi tepki vermeyene kadar saldırıp vermemeye başlayınca iki kere vurup çekilecek. Ve ilk safası tamamen böyle. Hani baştan güzel tepki verip çekiliyoruz. Bu biriktirme hareketini yapıyorsa direkt geriye çekiliyorum. Çünkü bundayken zaten çok çok az hasar alıyor boss zorlayıp saldırısından kaçmaya uğraşmanın bir mantığı yok. Direkt geriye çekilin onun yerine. Ve ilk safhasında bunlar dışında bir şey yok. Hadi saldıralım. Ve ikinci Safa. İkinci Safa'ya geçerken hemen kendime ekstra Dark Sword yapıyorum. Ee, yanıma Dark Sword yapacak malzeme aldım, full çantamı Dark Sword'a doldurmak yerine. Böylelikle Safa değişirken zaten yapmaya zamanım oluyor. Bu ikinci Safa'daki bu dönme hareketi sizin hareket hızınıza bakarak hız kazanıyor. Yani dönmeye başlarken hareket hızı aldığınız eşyayı elinize almayıp dönmeye başladıktan sonra elinize alırsanız Walking Cane'i. Çok çok yavaş oluyor ve kaçınması kolay oluyor. Ondan sonra birkaç tane yapabileceği saldırı var ve hani hepsinden bahsedeceğim. Genel olarak döndükten sonra 3 saldırıdan birini yapıyor. Bu mesela düz vuruşuydu. Düz vuruşunu yaparsa direkt geri çekiliyoruz bir adım. Şimdi bunun bu saldırılarının hiçbirinde çok fazla geriye çekilmemek önemli. Çünkü özellikle şu arkanızda duvar çıkardığı saldırıyı yaparsa geri çekilirseniz duvarların çıkışının hepsi size vuruyor ve yok oluyorsunuz. Ee, yani her bu döndükten sonra yaptığı saldırıdan birazcık geri çekilin hiçbirinde böyle çok geriye kaçmanız gerekmiyor çok geriye kaçarsanız boş yere hasar alırsınız ve e, çoğunlukla iki saldırı yapıyor hep. hani bu dönmeyi bıraktıktan sonra yapabileceği 3 saldırı var e, bazen iki, bazen 3 tanesini de yapıyor ondan sonra yeniden dönmeye başlıyor. Yine buna da alışması biraz zaman alabilir. Özellikle şu dönmeye başlamasını bekleyip ondan sonra şey yapması. Hani elinize Walking Cane alma işi. Ama bu safası da hani hiç hasar almadan öldürmesi gayet kolay bir şey bence. Hiçbir sıkıntısı yok. Hareketlerine tepki verebildiğiniz sürece bir problem olmaz. Çünkü her saldırısının animasyonu farklı. Hem etrafından şu şey gestaltları size fırlatma animasyonu farklı duvar çıkartma animasyonu farklı düz kafanıza şey atma animasyonu farklı yumruk atma animasyonu farklı ve e, gestaltları atma demişken ondan bahsetmedim şu kafanıza gestalt fırlatıyorken de etrafında dönüyorum fark ettiyseniz hangi yönde döndüğünüz fark etmez ve boss'a çok yakın dönerseniz hasar alıyorsunuz hani boss'un biraz dışından halka şeklinde dönüyoruz sadece ve her saldırısından kaçmaya yetiyor eğer o gestalt saldırısını yapıyorsa. Gördüğünüz gibi. 180 derece dönmeniz de yeter etrafında. Ve ikinci safhası da böyle. Ve son safhasına geldik. İnsanların en çok problem yaşadığı safha bu ve elimden geldiğince iyi anlatacağım. Şimdi bu gökten kristal düşürüyor. Daha sonra bu kristaller etrafında bir alan oluşturup bizi uyutmaya çalışacak. Ve e, boss genel olarak sizden kaçmaya çalışır. Yakınınızdaysanız direkt yere bir inerek saldırı yapıyor. Onun dışında lazer atıyor. Şimdi iki tane lazer atabiliyor. Eğer dikey düz lazer atıyorsa sağa çekilmeniz lazım. Yani boss önünüzdeyken sağa. Eğer yatay lazer atıyorsa bir adım ileri ya da bir adım geri gitmeniz lazım iki lazer de attı. Gördünüz zaten savaş sırasında birçok kez göreceksiniz. Hangi lazer attığını direkt boss'un kendi animasyonundan anlamak gayet kolay. Çok sıkıntı değil. Sadece işte tepki verip doğru yerde durmaya biraz alışmak lazım. Ve boss devamlı sizden kaçmaya çalıştığı için bayağı sinir bozucu olabiliyor genel olarak. Şimdi e, genel olarak bu bossta hasar alacağınızı bilseniz de eğer iyi hasar vurabileceğinizi ya da bu kristallerden uzak tutabileceğinizi biliyorsanız bossu Bilerek hasar almak kötü bir fikir değil hani mesela ben şu an kristallerinin ortasına gitmeye çalışıyor direkt tutuyorum burada bossu ilk başta birkaç kere hasar alıp vura vura zorla burada tuttuğum için ve hani bu yaptığımdan bir sürü ekstra hasar kazandım. Ve hani hasar alınca ne olacak çantamda bir sürü cebin var daha bol bol zırhımız var hani hasar almam hiçbir şey değiştirmiyor hasar aldığım için daha hızlı da öldüreceksek bossu kesinlikle bunu alacağım. Ve bu safhasının bunlar dışında bir şeyi yok. Bir de e, yeterince hasar aldıktan sonra e, etrafına direkt şey yapmaya başlıyor. Büyük gestaltlarla patlatmaya başlıyor. Mavi bir halka çıkıyor daha geniş bir alanda. Direkt o halkanın dışına çıkınca bu saldırıyı yapmayı bırakıyor. O saldırı oldukça tehlikeli. Acayip fazla vuruyor gestaltlar. Yani onu yaptığını gördüğünüz anda direkt çıkın. Hiç risk almayın. Koşarak uzaklaşın. Ve e, birazdan yapar büyük ihtimalle zaten görürsünüz. Eğer işte yaptı bu saldırı. Hani ben Wormwood olduğum için hani en ufak yaratığı bile devamlı Dark Sword'u öldürebiliyorum. Ama e, diğer karakterlerde oyundaki her boss ve her yaratık için Dark Sword kullanamayacaksınız büyük ihtimalle. Hani eğer Dark Sword kullanacaksanız bir boss'ta bu boss'un sadece 3. safhasında mutlaka kullanın derim. Çünkü hani devamlı sizden kaçmaya çalışıyor ve Hasar almaktan kaçınması en zor safası da bu. Biraz şansa da bakıyor çünkü boss kristalleri nereye attı, boss nerede duruyor falan diye. Mesela şu an kristalin tam üstünde ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Bekliyorum. Değil mi? Hani benim e, sınırlı miktarda Dark Sword'unuz varsa Crab King ve Celestial Champion'ın 3. safası derim. Kesinlikle. Ama her şeyi anlattığımıza göre artık ileri sardırabiliriz. Ve Celestial Champion'da düşer. Şimdi biz en son oynadığımızdan beri oyuna bir sürü Upstate geldi tabii ki. Bu Celestial Champion'ın ilerisi de var artık. Ve buna Rift'ler diyoruz. Rift içeriği genel olarak. Artık Celestial Champion yeni bir kristal düşürüyor bu. Bu eskiden oyunda vardı. Sadece Celestial Champion'dan direkt olarak düşmüyordu. Bunu Vex'te e verdiğimiz zaman artık Rift'leri aktifleştirdik. Biz bu işlemi yaptıktan 5 gün sonra ilk rift açılacak ve o rift maksimum büyüklüğe ulaştıktan sonra bright shader'da olacak ve o zaman anca rift ekipmanı yapabileceğiz. Ama yine hani sadece bright shader için değil, riftlerin dünyamızda var olması bile bizim için çok önemli bir adım. Çünkü e, bu riftler açıldıktan sonra yapabileceğimiz birkaç ilginç şey var. Ee, mesela mutant yaratıklar var. Bazı bosslar ve bazı yaratıklar var da yani. Riftler açıkken öldürürseniz çok daha güçlü ve tehlikeli hallerine dönüşüyorlar ve yeni saldırılar kazanıyorlar. Aynı zamanda saldırılarının iyi bir kısmı planar hasar vuruyor. Yani zırh delme etkisi oluyor. Çok çok iyi zırhla bile birkaç vuruşta öldürüyorlar sizi. Şimdi bu mutant yaratıkların bir tanesi de Berger. Şimdi Berger ve Dirklops gerektiği için bu mutant yaratıkların hepsini öldürmeye, bu yazın en geç yazın yani bu Celestial Champion'ı öldürmek çok önemli. Çünkü hani Berger sadece sonbaharda geliyor evet, ama hani Berger'ı dünyanın bir köşesinde uyutup ya da dondurup bekletebilirsiniz istediğiniz zamana. Dirklops bekletemiyorsunuz Berger gibi, direkt yok oluyor. Kış biter bitmez siliniyor direkt varlığı. O yüzden e, hani ...kışa kadar diğer tüm mutant yaratıkları öldürmek istiyoruz. Çünkü şöyle çalışıyor. 3 farklı mutant yaratık var dediğimiz gibi. Ee, Vark, Deuclops ve Berger. Bunların hepsi dönüşüyor. Ve üç tane mutant yaratığı da öldürdükten sonra... ...Vex'tef bize e, ilginç eşyalar yapmamızı sağlayan bir eşya veriyor. Ama bunların üçünü bir kere öldürdükten sonra... ...tekrar tekrar her seferinde üçünü öldürmenize gerek yok. Farklı bir tane öldürdüğünüz zaman... Vextep size bir tane daha veriyor bunlardan. Yani 3'ünü de öldürdükten sonra bir tanesini öldürmemiz yeterli. Ve şey var. Kışın Hostile Flare kullanırsanız Deer Clops'u yeniden canlandırabiliyorsunuz ve gün sayısı ilerlediği için yerdeki izlerin iyi bir kısmı da var canlandırıyor. Yani Berger'ı önceden öldürmüş olursanız kışa girince Berger'ı öldürmüş olursanız dediğim dönüşmüş halini öldürmüş olursanız Kışa girince bir kere Deer Clubs, bir kere Vark, bir kere Deer Clubs, bir kere Vark yaparak tüm eşyaları alacak ekipmanı kasabilirsiniz kısa bir sürede. O yüzden e, bu yazın Lunar Rift'leri açmak önemli. Ve öyle yapmaya çalışacağız. Hani açıkçası bu eşyadan ne kadar alabileceğimiz her şeyden çok e, ayak izlerinden ne kadar Vark çıkarabildiğimize bakıyor. Biraz şans yani. Ama Kışa daha çok var ve gün sayısı oldukça da ileri. Eminim çıkar. Son bootlegimizi de eve geri dönmek için kullanacağız. Çünkü o kadar mesafe kürek çekip yürümek gerçekten istemiyorum. Şimdi e, burada artık videoyu bitireceğim. E, şimdi bu seride, seri dediğim daha bir video var. Bu sadece ilk video biliyorum ama e, kanaldaki diğer tüm Don't Star serilerinden hem daha çok ilerledik hem de daha fazla boss kestik kanaldaki tüm serilerden. Sadece WX serisinden değil. Şimdi WX serisinde Fuel Weaver öldürmeye hazırlanıyorduk. Bunda Fuel Weaver yerine Celestial Champion'a gittim. O belki sizi biraz üzmüş olabilir. Ama Fuel Weaver'a gitmek için gerçek anlamda her şeyimiz var. Direkt yürüyüp gidebilirim. Hani Atrium'u da bulduk Ruins'e giderken. Yani bir dahaki bölümün direkt en başlarından bile gidebiliriz istersek. Ona çok uzak değiliz ve hani ben WX ile yaptığım birebir aynı rotayı izlemek değildi zaten amacım. WX ile ilerlediğimizden daha fazla ilerleyeceğiz derken. Çünkü e, Wormwood'da Fuel o kadar erkenden öldürmek için bir sebebim yok. Biraz kendimiz için oyunu mahvetmiş olurduk. Lunar Rift'leri o kadar geciktirseydik. Yani günün sonunda o hem diğer tüm serilerimizden daha fazla boz kestik objektif olarak. Hem oyunda daha çok ilerledik. Hem de e, bunun üstüne Fuel Weaver'ı kesmek için de her şeyi hazırladık. Eksik hiçbir şey yok. Sadece gidip öldürmemiz lazım. Böyle olsa da Fuel Weaver'ı biraz daha geciktireceğim. Bir e, 15-20 gün daha yine bir sonraki bölüm öldürürüz yine de ama. Çünkü şöyle bir şey var. Ben Fuel Weaver'ı bu Rift ekipmanlarıyla öldürmek istiyorum. Lunar Rift'i oldukça geç saatlere bıraktık. Hani eğer isteseydik kışın bile öldürebilirdik kışın sonuna doğru Celestial Champion'ı yani. Çünkü ben dediğim gibi oyundaki bossların iyi bir kısmını Rift ekipmanı olmadan direkt düz ucuz basit ekipmanlarla bile Wormwood'un ne kadar kolay öldürdüğünü göstermek istedim. Ama hani siz bu Rift ekipmanlarını hiç görmediniz daha önce. Onları da göstermek istiyorum. Hani o yüzden bundan dolayı bundan sonra biz Rift ekipmanları yapana kadar biraz daha ayak işi yapacağım. Geri kalan bosslara Rift ekipmanını aldıktan sonra devam edeceğim. Tamam ama bu videoyu burada keseyim çünkü hani tüm bossları öldürdüğümü tek bir videoya koymak isterdim ama şimdiden bir film uzunluğuna ulaştık. Bu videoyu düzenlemem, çok absürt bir süre aldı ve üstünde böyle konuşmamı kaydetmem, onu da düzenlemem, birleştirmem falan filan ve hani e, renderlamak ve YouTube'a yüklemek ne kadar zamanımı alacak bilmiyorum bile. Çok korkunç geliyor şimdiden. Ve hani bayağı bir zamandır video yok. Bir hafta daha geciksin de istemiyorum gerçekten. Tamam. O yüzden e, bir dahaki bölümde oyunda geri kalan tüm bossları hallederiz. Eğer bu videonun tamamını izlediyseniz teşekkür ediyorum. Çünkü çok çok uzun bir video. Kesinlikle çok kişi şey izlemeyeceğine eminim. Ve e, bir dahaki bölüm görüşeceğiz. Bu defa 6 ay olmadan. 谈嘛，那就拜拜。